İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs 2024 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan Adayı'nın basın toplantısı vardı. Saat 13.30'da başladı. Yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü ve tabii ki bu basın toplantısından birçok manşet çıktı. Aziz Yıldırım'ın keyfi yerindeydi dünkü basın toplantısında. Espriler patlattı, sataştı basın mensuplarına. Tabii ki gündemle alakalı da önemli mesajlar verdi. Ali Koç yönetimine Mourinho ile alakalı bir teklifte bulundu. Geçmiş dönemle ilgili yine tespitlerde bulundu. Kendisiyle ilgili bazı iddialara, özellikle siyaseten yapılmış iddialara cevap verdi. Transferle ilgili pek sır vermedi ama genel mantığını yine söylemeye çalıştı ki iyi oyuncuları getirmek istediklerini zaten daha önceki dönemlerde de söylüyordu Aziz Yıldırım. Birçok madde var. Geniş çaplı biz de program içerisinde Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını elbette konuşacağız. Dün maçlar da vardı. Özellikle voleybolda Milletler Ligi başladı. Fenerbahçe Sultanları Antalya'da Japonya ile karşı karşıya geldi gruptaki ilk maçta. Sağdan da 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı milliler. İlk iki set Japonya'ya gitti. Sonraki iki set millilerimizin oldu. Karar setinde ise iyi başlamamıza rağmen sonrasında Japonya'nın üstünlüğü geldi ve 22 maçlık galibiyet serimiz de bu mağlubiyetle birlikte sona ermiş oldu. 22 maçtan önce de yine son mağlubiyetimiz Japonya'ya karşı gelmişti. Japonlara son dönemde pek şansımız tutmuyor gözüken bu. Ama maraton uzun. Milletler Ligi farklı etapları var. Burada 16 takım arasında ilk 8 arasından girmemiz gerekiyor. Dün de bahsetmiştim. Bu konuda pek sıkıntı yaşamamız mümkün gözükmüyor. Eksiklerimiz de var. Dün kadroda olmayan zaten Eda Erdem Dündar var. Kadroda olup oynamayan Zehra Güneş oldu. Takımımızın önemli isimlerinden birisi. Melisa Vargas'ın pek gününde olmadığını söyleyebiliriz. Bitirme yüzdesi, smaç yüzdesi çok düşük kaldı. Ebrar'ın, Hande'nin, Tuğba'nın da gerisinde belki yarı yarıya bir fark vardı oyuncular arasında. O yüzden dünkü maç böyle bir şekilde sonuçlandı ama tabii ki burada da vites yükseltecektir milli sporcularımız. Futbolda Premier Lig'de iki maç vardı. Brighton 1, Chelsea 2, Manchester United 3, Newcastle United 2. United'da Varane ve Martial bu maçla birlikte United taraftarına veda ettiler. Amad Diallo gol atan isimlerden birisi. Arda Güler sevinci yaptı. Hemen sosyal medyaya tabii düştü, paylaşıldı bu görüntü. O da ilginç bir detaydı. La Liga'da 4 maç vardı. Sevilla 0, Cadiz 1, Vallecano 2, Granada 1, Celta Vigo 2, Atletik Bilbao 1 ve Hetafe 0, Atletico Madrid 3. Burada da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 4 takım kesinleşti. Real Madrid, Barcelona, Girona ve Atletico Madrid oldu. Bilbao'nun şansı kalmadı. İtalya Kupası'nda finalde Juventus Atalanta'yı Vlahovic'in golüyle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mart ayından itibaren aslında pek iyi bir dönem geçirmiyordu Juventus. Dün bahsettik ama işte kupa finali tek 90 dakika ve o 90 dakikada da Juventus hata yapmadı. Kupaya uzandı. Maçın son bölümünde de Allegri bir pozisyonda çok sinirlendi ve kırmızı kart gördü. Onun da bu maçtaki sonuç ne olursa olsun ki kazandılar. Sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Juventus yeni bir teknik direktörle yeni sezona başlayacak. Bu dönemde Avrupa'da teknik direktör konusu bir hayli revaçta. Farklı takımlar teknik direktör arayışı içerisindeler. Avrupa çapında çok fazla bir sirkülasyon var. Belki umadığımız teknik direktörlerle de yollar ayrılıp yine oralarda da gündem olacak gibi gözüküyor. Yunanistan'da da artık
son haftaya girilecek. Dün sondan bir önceki haftanın maçları oynandı ve lider değişti. Haftaya lider giren AEK Olympiakos'a 2-0 kaybetti. PAOK da Panathinaikos'u 4-1 mağlup edince bitime bir maç kala PAOK AEK'in önüne geçti. 2 puanlık bir fark yakaladı. Haftaya bir puan geride girmişti PAOK ama bu galibiyet AEK'in de üst üste ikinci mağlubiyetini almasıyla beraber liderlik koltuğuna oturdu. AEK açısından tabii eminim ki büyük bir ayak kırıklığı vardır buraya kadar getirmişken. Bitime son iki maç kala iki mağlubiyet alıyor. Son hafta rakibi Lamia olacak ve o maçı büyük ihtimal kazanacak ama işte PAOK'un burada çok çok büyük bir avantajı var. PAOK da Aris deplasmanında olacak ki Aris'in de hiçbir iddiası yok şu anda ligde. PAOK büyük ölçüde şampiyonluğu kazanacak gibi gözüküyor. Panathinaikos'un Fatih Terim'in takımının bir iddiası kalmadı. Hatta şu anda 3. basamaktan 4. basamağa düştü. Olympiakos'a geçildi. Son haftada Panathinaikos-Olympiakos maçı var. Beraberlik veya mağlubiyette Panathinaikos adına 4. bitirecek sezon. Galibiyette ise sezonu 3. sırada tamamlayacak. Önümdeki bilgiye bakılırsa 4. Avrupa'ya gitmiyor ama tabii Panathinaikos'un kupa finali var. Bu kadarıyla şu an ezberden konuşuyorum ama bir kontrol de edeyim onu. Evet, 25 Mayıs'ta Aris'le kupa finali oynayacak. Oradan da yine Avrupa bileti alacaktır. Panathinaikos en kötü kaybetse bile ligden. Onu gerçi ligden alamayabilir. O kupa maçı çok önemli hale gelecek. Dün Fatih Terim de maç sonrası açıklayacağım şeyler var demiş Panathinaikos taraftarlarına. Evet, benim paylaşacağım şimdilik haberler bunlar. Ufak bir aramız var. Aradan sonra da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını değerlendirmeye başlayacağız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...7.18 saatlerimiz programa devam ediyoruz. Aziz Yıldırım'ın dün basın toplantısı vardı. 13.30'da başladı. 1,5 saat sürdü. Beklendiği gibi aslında Aziz Yıldırım uzun zamandır konuşmuyordu. Ve konuştuğunda da, keyfi yerinde olduğunda da espriler havada uçuşuyordu. Dün de o moddaydı. Pek fazla gerginlik olmadı dünkü toplantıda. Oradan başlayayım. Hani detaylarına girmeden önce. Aziz Yıldırım böyle bir toplantı yaptı. Konuştu. Sence dünkü toplantı onun lehine mi oldu, aleyhine mi oldu? Genelde hani biri konuştuğunda, ki konuşacak zaten başka adayları, hani bir artısı olması beklenir kendisi, kendi geleceği açısından. Dün öyle bir toplantı mıydı sence? Güzel bir soru. Valla nereden baktığına bağlı. Şimdi eğer Fenerbahçe'nin genel olarak çıkarları doğrultusunda bakarsan bence müthiş eksiklikler vardı. Aziz Yıldırım'ın söylediklerinde genel anlamıyla. Eksiklikler. Büyük eksiklikler vardı söylediklerinde. Ama diğer taraftan bakarsan hani rahat, kendine güvenen bir başkan, espriler yapan bir başkan, direkt olarak hiçbir şeye odaklanmamış, sadece şampiyonluğa odaklanmış bir başkan. O bakımdan bakarsan Aziz Yıldırım açısından iyi oldu ama diğer tarafta ciddi eksikler olduğunu düşünüyorum ben. Biraz daha ciddi eğildiğin zaman olaya. O zaman önce pozitif taraftan başlayayım, sonra eksiklik dediğin kısma da tabii ki geçiş yapalım. Aziz Yıldırım'ın bu kadar rahat olması, iyi mesajlar kağıt üzerinde vermesi, espriler taraftarın büyük ihtimal hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Yani işin o eksiklik kısmında tam olarak neyi kastettiğini şu an anlamamakla birlikte. Sen nasıl gördün peki? Ben çok olumlu gördüm Aziz Yıldırım açısından. Hani seçim odaklı baktığımda sonuçta oy vermek isteyenler, Ali Koç'tan memnun olmayanlar, eli de Aziz Yıldırım'a gitmeyenler vardı belki. Dün bir nebze ben fikirlerinin değişmiş olabileceğini düşünüyorum. Ben kendi adıma hani dünkü Aziz Yıldırım'ı sempatik buldum. Hı hı. Yalan yok. Yani burada dinledik programı. Hetri yapamadık. Ama açıklamaları, mesajları, vücut dili, basın mensupları olan diyalogları, böyle onları eleştirmesi ve belki çok üslubu iyi değildi, o konuda da bir eleştiri getirebilirim Aziz Yıldırım'a, ama hani onların da yüzüne gerçekleri vurdu. Çok fazla kişi yapmıyor bunu başkan düzeyinde. Diğer mesajlar, Ali Koç'a olan teklifi, siyasetten eleştiriliyordu şu anda. İşte hükümetin desteğini arkasına aldı. Mesela ona çok açık yüreklilikle cevap vermesi, oradaki kullandığı ifadeler, birçok insanın kullanamayacağı ifadeleri de kullandı Aziz Yıldırım.
bence korkusuzca kullandı. Hani ben pozitif bir şey çıkardım dünkü açıklamaların geneline baktığımda, ama işte sen de belki ek yapabilirsin daha hani pozitif bulduğun kısımlara. Yani pozitif bulduğum tarafları, tabii hani Aziz Yıldırım'ın geçmiş başkanlığını bildiğimiz için şimdi burada ne kadar bu şekilde, bu vücut diliyle, bu rahatlıkla devam edecek, o bir soru işareti. Yani hemen de Aziz Yıldırım bir kere bir basın toplantısı yaptı, bir saat bize iyi zaman geçirdi, dinledik yani hiç sıkılmadan Aziz Yıldırım'ı dinledik, güldük de. Ama bu ne kadar devam eder ya da bir başkan profili böyle mi olmalı, o bir soru işareti. Çünkü hani Aziz Yıldırım ne diyor, kimseyle kavga etmeyeceğim diyor. Benle kavga etmedikleri sürece kimseyle kavga etmeyeceğim dedi Aziz Yıldırım. Giriş öyle yaptı. Ama Fenerbahçe'deki son yılları sürekli olarak herkesle kavga etmekle geçti. Yani kendi camiası, kendi taraftarı, kendi yöneticisi. Şimdi o profil çok değişmiş midir dersen, bence orada biraz temkinli davranmak lazım. Yani bir basın toplantısıyla Aziz Yıldırım tamamen değişmiştir demek çok doğru olmaz. Ama mesela orada bir şey söyledi. Hani Türk futbolunun bütün sorunu olarak beni görüyorlardı. Ben gittikten sonra ne olduğunu gördünüz dedi. Hani bu da kendisi açısından güzel bir tespit. Neden bir tespit? Yani sadece bir şahısla Türk futbolunun mevcut iklimini açıklayamazdık. Yani ortama giriyor vesaire, ama şu anki ortam yani, evet, yani sadece gibi. Bir şahısla, yani bir başkanla, sadece onun gitmesiyle Türk futbolu bir anda düzelir, her şey normalleşir. O zaman da çok saçma bir bakış açısıydı. Aziz Yıldırım yaptıkları doğru olmasa da şu anda saçma bir bakış açısı olduğu ortaya çıktı. O bakımdan kendi adına söylediği doğruydu. Bunun dışında hani bence Fenerbahçe taraftarını etkileyen kısım, direkt olarak şampiyonluğa odaklanmış bir başkan gördük. Yani hiçbir şeyi düşünmüyor şampiyonluktan başka. Başkanın borcu nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? Ben borcu kapatmayı planlamıyorum. Ben şampiyon olmak için geliyorum diyor. Şimdi bu şampiyonluk isteyen Fenerbahçe taraftarı için, şampiyonluk isteyen Fenerbahçe genel kurul üyeleri için iyi bir mesaj. Ama diğer tarafta kulübün büyük menfaatleri açısından, kulübün uzun vadedeki menfaatler açısından çok doğru bir anlayış değil. Yani ne pahasına olursa olsun ben şampiyon olacağım. Çünkü şuna inanmış Aziz Yıldırım, kendi de söyledi. İşte şampiyonluk kulübü de büyütüyor. Ondan sonra bambaşka bir hava yaratıyor. O şampiyonluğa ihtiyacımız var diyor. Büyük takımların şampiyon olması lazım diyor. Ve mesela borçla ilgili bir şeyi yok. Kafasında herhangi bir plan, borcu azaltmak, bir ekonomik plan, program, öyle bir şey yok Aziz Yıldırım. Sadece Dursun Özbey'in ifade ettiği gibi Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak var. Oradaki %50'lik faizin ödenemeyecek olduğunu söylüyor. Ama genel borçla ilgili bir şey yok, endişesi yok. Kendi diyor zaten, hani borcu düşürmekle alakalı bir şeyim yok diyor. İşte şampiyonluk isteyen Fenerbahçe taraftarı için hani bu kadar şampiyonluk odaklı bir mesaj iyi kabul edilebilir. Onun dışında bir soru daha geldi. İşte Şampiyonlar Ligi ile alakalı, ne Şampiyonlar Ligi dedi ya, ne Şampiyonlar Ligi, kimseye de hayal satmayacağız dedi, öyle bir şey yok dedi. İşte Şampiyonlar Ligi nasıl bir kadro kuracaksınız, başarılı olacak mısınız, o şu bu tarzı benzer bir soru olduğunu duyduk, öyle bir şey yok dedi, kimseye hayal satmayacağız dedi, hedefimiz şampiyonluk dedi. Yani şampiyonluktan başka kafasında bir şey olmayan bir başkan profili, bunu şeyler sevebilir, diyorum ya, bazı taraftarlar beğenebilir, ama genel olarak baktığında yani bu işin en üst tarafındaki yöneticinin işin sadece bir sezonluk şampiyonluk olmadığını biliyor olması lazım. Yani ne pahasına olursa olsun gelen bir şampiyonluk, evet belki Fenerbahçe'ye taraftarları rahatlatacak, ama uzun vadede işleri daha da kötüye götürebilir. O şampiyonluk için yapılan harcamalar, belli bir plan programının olmaması. O konuda ben Aziz Yıldırım'ı eksik gördüm açıkçası. Yani işin diğer tarafında şimdi yönetim soruluyor. Ne yönetimi diyor? Kimseyle konuşmadım diyor. Şimdi eğer bu doğruysa iyi bir şey değil Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin şu ana kadar hani yönetim kadrosunun, Aziz Yıldırım yönetim kadrosunun belli olması gerekirdi. O planlamanın yapılması gerekirdi. Yaklaşık bir aylık bir süre var Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine. Yani Aziz Yıldırım diyor ki aklımda başkanlık yoktu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin haline üzülüyordum. Çıkın aday olun dedim. Kimse aday olmadı. Ben aday oldum. Yoksa halim, keyfim yerindeydi.
hiç aklımda yoktu. Zaten ben de 3 aşağı 5 yukarı sana benzer şeyler söylemiştim. Az Yıldırım'ın bu 6 yıllık dönemiyle alakalı olarak, yani hiç konuşmaması, neredeyse hiç konuşmaması Az Yıldırım'ın o görüşte olduğunu gösteriyordu. Bir yönetiminin söylediğine göre ben öyle olduğunu pek düşünmüyorum. Ama söylediğine göre bir yönetiminin belli olmaması yine bir soru işareti. Aslında salona gelen isimlerden yönetiminin yarısının tabii, belli olduğu herkes aynı şeyi söylüyor. Açık yani oradaki ama isimler. Ama işte mesela o zaman niye öyle söylüyor? Bilmiyorum, o kısmı ben de pek anlamadım. Mantıklı da gelmedi açıkçası o kısım. Yani benim de anlamadığım yani noktalar. Salonda olanlardan aynen dediğin gibi yani orada olanlardan Hakan Bilal Kutlayap'tan ondan bundan yönetimde kimin olacağını 3 aşağı 5 yukarı yani düşünebilirsin, anlayabilirsin ama bir şeyim yok diyor, bir hazırlığım yok diyor. Tamam öyle ama bu iş artık yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yönetmek sadece karizmatik olmakla, insanların sizi sevmesiyle, insanları biraz güldürmenizle onunla bununla açıklanabilecek şeyler değil. Yani orada artık neredeyse bir holding yönetiliyor. Ona göre bir çalışma yapmak gerekli. Ben o konularda biraz Aziz Yıldırım'ın eski kafalı kaldığını açıkçası düşünüyorum. Yani o mesela Fenerbahçe'nin para sorunu olmaz diyor. Yani Fenerbahçe'nin para sorunu nasıl olmaz? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Fenerbahçe'nin para sorunu olmaz dedi. Nasıl olmaz mesela Fenerbahçe'nin para sorunu? Yani Ali Koç geldiğinden beri kişisel servetinden ne kadar koydu Fenerbahçe'ye? 150-200 milyon dolar koyduğu söyleniyor Ali Koç'un. Ali Koç 150-200 milyon doları keyfinden mi Fenerbahçe'ye verdi sence? Yani Fenerbahçe'nin para sorunu olmaz demek. Onunla alakalı bir plan, program, bir proje, projeler soruldu. Projelerde de herhangi bir şey yok. Ve aynı zamanda diyor ki bana zengin yöneticiye gerek yok. Bana çalışan yöneticiye ihtiyacım var diyor kendi yönetimimde. Tamam, anlayabiliyorum mantığını. Parayı ben dışarıda kalsınlar ben alırım. Yani Ülker'den alırım, Şahin'den alırım. Onlar yönetime girmelerine gerek yok, illaki dışarıdan destek yani, alırım diyor. Çünkü onların yoğun olduğundan da bahsediyor. Bir Çin'deler diyor, bir Amerika'dalar görüştüm diyor. Evet, görüştüm. Onlarla görüştüm diyor. Başkan adayı olmalarını söyledim diyor. Onlar pek sıcak bakmadılar diyor iş yoğunlukları sebebiyle. Onlar dışarıda kalır, onlardan para alırım. Ama bunun da sürekli olma ihtimali yok. Yani Fenerbahçe sürekli olarak Murat Ülker'in kapısını çalıp 10 milyon dolar ver, 20 milyon dolar, 30 milyon dolar ver mi diyecek. Böyle bir dünya yok. Yani Murat Ülker de çok iyi bir Fenerbahçeli olabilir. Ama kalkıp da kişisel servetinden 3 sene boyunca milyon dolarla da Fenerbahçe'yi akıtmayacaktır. O yüzden de orada da bence ciddi bir eksiklik var. Bunun yanında yaptığı para hesapları, işte Fenerbahçe'yi bıraktığı borçla alakalı olarak başladı. O borçla alakalı konuşurken milyar mı, milyon mu, dolar mı, euro mu, hepsi karıştı. Ondan sonra çok garip hesaplar yaparak matematiksel olarak bir anda 20-25 milyon lirayı 10 senede 250 milyon dolara çıkardı. Pat diye borçtan 200 milyon dolar düştü. Yani bunlar normal değil. Ya da bunlar çok da böyle karşı tarafa geçecek değil. Bende bir soru işareti oluştururdu. Fenerbahçe'de oy kullanma hakkım olsa yani başkan yeteri kadar hazır mı diye düşündürürdü açıkçası. O yüzden ben o kısımları eksik buldum ama onun dışında tekrar söylüyorum, hani şampiyonluğa odaklanmış bir başkan. Aziz Yıldırım güçlü bir başkan profili. Türkiye'de sevilen, tutulan bir başkan profili. İnanılan bir başkan profili. Onun da kendi kitlesinde senin dediğin gibi bazı ikna ettiği insanlar vardır mutlaka. Benim hoşuma giden kısım Aziz Yıldırım'ın dünkü basın toplantısı alakalı net cevaplar vermesi, çoğunlukla net olması. Çok fazla eveleyip gevelememesi oldu. Yani siyaset soruluyor, net hiç karnından konuşmadan cevap veriyor. Mourinho konusu konuşuluyor, net cevap veriyor. Projelerle ilgili, vaatlerle ilgili konuşuluyor. Onda da cevabı net. Hani sen tatmin olmadın anladığım kadarıyla proje konusunda. Normal, haklısın bu arada ama orada da net. Transferle ilgili net. Yani net cevaplar duyduk dün Aziz Yıldırım'dan. Ya net cevaplar duydun ama bir şey duyamadın. İşte ben kendimce duydum. Hani sen, aynı. Transfer bütçeniz ne diyor? Yok öyle bir şey diyor. Bilemez ki şu bilmiyorum anda zaten. Diyor yani. Ama ya bunların planlaması yapılmadan, bunların plan programı yapılmadan Fenerbahçe'nin ekonomik durumuyla alakalı olarak, yani Fenerbahçe'nin para problemi olmaz demek sadece fanatik Fenerbahçileri memnun edecek bir cümle. Biraz onun üzerinde düşünen hiçbir Fenerbahçeli memnun edecek bir cümle değil. Hı hı. Yani bu böyle üst perdeden konuşmak, Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle beraber öyle bir problem olmayacağını ilişkilendirerek o sonuca ulaşmak. Yani bunun
tekrar söylüyorum, biraz üzerinde düşünen hiç kimse için bir geçerliliği yok. Yani Mert Elam'ın para problemi olmaz. Neden olmaz? Mesela neden olmaz yani? Mert Elam'ın para problemi neden olmaz? Mert Elam çok mu varlıklı? Ailesi mi çok zengin? Eşi mi çok zengin? Mert Elam'ın külçe külçe altını mı var? Neden olmaz? Yani bunun bir sebebi olması lazım. Fenerbahçe'nin para problemi olmaz dediğin noktada işte bence yeterli olmuyor artık günümüzde. Ben de şöyle düşünüyorum Ali abi. Seçimlerde artık bu vaat kısmının, proje açıklama kısmının çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü açıkladığın projeler, verdiğin vaatler büyük ölçüde tutmuyor. Bunu hani son örnek Hasan Arat'ta da gördük. Yani o yüzden burada Aziz Yıldırım'ın net şeyler söylemesi senin istediğin gibi günün sonunda olmaya da bilir. Hani o topun altına girmektense böyle konuşmak çok büyük problem değil. Yani bu da doğrudur demiyorum ama diğerini de gördük. Yani bugün Süheyl Batum da bir sürü proje söylüyor. İşte Hasan Arat söyledi, Serdal Adalı söyledi, Dursun Özbek söylüyor. Yani ben artık o vaatlerin te çok bir şey olmadığını, biraz insanları da kandırdığını düşünüyorum açıkçası adayların. O yüzden Aziz Yıldırım'ın dünkü şeyde öyle net bir proje açıklamaması, ama mesela ben şunu algıladım. Fenerbahçe'nin birçok arazisi var. Kendi kazandırdığını söylüyor Aziz Yıldırım. Onları gerekirse satarak bir ekonomi yaratabileceğini anladım dünkü toplantıdan. Hani bunu net şekilde belki söylemedi ama ben bunu çıkardım parayla ilgili. Hatta bir yerde söyledi, Ataşehir'deki salonu belki gerekirse satabiliriz gibi bir ifade duydum. İşte 6 sene önce de Aziz Yıldırım bunları söylüyordu. Borç Aziz Yıldırım'a sorulduğu zaman Fenerbahçe'nin tapularından bahsediyordu. Onlar satılabilir diyordu. 6 sene sonra da aynı şeyleri söylüyor. Tekrar söylüyorum, hani seni ikna etmiş olabilir o konuyla alakalı olarak ya da işte proje kısmıyla alakalı olarak. Ama bu günümüz şartlarında biraz işi böyle kolaya kaçırmak gibi oluyor. Şimdi bir başkanın projesini açıklaması demek o proje ayakları yere bastığı sürece üzerinde çalışıldığı, bir şeyler düşünüldüğü, bir şeyler planlandığı anlamına gelir. Ama o projeyi siz hayal gibi satarsanız ayrı bir şey olur. Şimdi Hasan Arat'ın aplikasyonla ilgili söyledikleri üzerine çalışılmış bir proje. Aplikasyondan herhangi bir para kazanılabilir. Ama aplikasyondan yılda 25 milyon euro kazandınız dediğiniz zaman o zaman işte uçmuş oluyorsunuz. Bunun dengesi lazım. Bir şeye çalışmanız gerekiyor. Bana sorarsan ekonomik olarak bir kaynak üretmeniz gerekiyor. Kaynak üretebileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Ama onu da karşı tarafa aktarırken yani biri de 15 gibi göstermemeniz gerekiyor. Aynı şey Fenerbahçe, Galatasaray, işte Trabzonspor, bütün başkanlar için geçerli. Yani bir şeyin yapılabilme ihtimali var ama o yapılabilme ihtimalinin geri dönüşünün de ekonomik olarak bir değeri var. Yani biri 15 olarak, biri 20 olarak satmaya çalıştığınız zaman olmuyor. O zaman senin dediğin gibi oluyor. Tam popülist seçim vaadi oluyor. Ama hiçbir şeye hazırlanmamak da bu şartlarda normal değil. Bu kadar büyümüşken Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin ekonomisi bu kadar büyümüşken yani ben bir geleyim bakarız mantığı. O zaman ne farkı oluyor? Yani Aziz Yıldırım'ın vaat ettiği şey ne? Mesela ben şampiyon olacağım diyor. Şampiyonluk şey değil ki, matematiği olan bir şey değil ki. En iyi kadroyu kurarsınız, şampiyon olamazsınız. O zaman kulübün diğer operasyonları nasıl olacak? Var mı bunun bir cevabı? Yani şimdi ben geleceğim, bakacağız. Ama gelip baktığı anda Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin her ay bulması gereken bir meblağ alacak. Burada o zaman şunu anlıyorum. Harcamalar olacak. Ali abi. Yani sen geldin, Aziz Yıldırım demek eşittir şampiyonluk demek değil. Hani öyle bir garantisi veremez Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım anladım, çok motive, şampiyon yapmak istiyor Fenerbahçe'yi. %100 hiç buna itirazım yok. Oraya motive olması da bence güzel. Onu söylemesi de güzel. Tamam, bunu anlıyorum ama bunun garantisi var mı? Yani şampiyonun tabii ki garantisi yok. Öyle bir şey yok. 34-38 hafta mücadele edeceksiniz. Olmayabilirsiniz. Olmadığınız anda diğer kulübün operasyonları nasıl olacak? 50 bin tane şeyi var artık kulüplerin. Yani o kadar büyüdü ki kulüpler. Öyle hani sadece ben geldim, ben Aziz Yıldırım'ım, ben şampiyon yapacağım demekle olabileceğini ben artık pek düşünmüyorum. Burada tabii kıyas oluyor illaki. Bir tarafta Ali Koç var, diğer tarafta Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım'a bu eleştirileri getirirken aslında Ali Koç'un farkı daha çok parasının olması herhalde. Onun daha hazırlık konusunda çok önde olduğunu mesela düşünüyor musun yapılanma konusunda? Bu 6 seneye baktığında plan proje konusunda. Hani artısı hayır, nedir, eksisi hayır, nedir hayır. ikisinin?
Hayır. Ekonomik olarak farklı. Sadece değil mi? O benim de anladığım senin açıklamalarından. O bir araya gidelim. Uzun konu. Bugün belli ki bayağı konuşacağız. Dinleyicilerden de mesajlar geliyor. Aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.41 saatlerimiz. Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamalarını konuşuyoruz. Aziz Yıldırım neden aday olduğuyla alakalı olarak aslında pek fazla niyetim yoktu ama Ali Koç'un ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar sözü üzerine düşünmeye başladığını ifade etti. Nasıl olacak dedi. Bu ifade dururken Ali Koç bir kez daha aday olduğunda o zaman yine Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Bunu değiştirmek için aslında adaylığını koyduğunu ifade etti. Ve düşmanı da net şekilde eğer varsa Ali Koç'un ifade ettiği gibi bunu söylemek lazım dedi. Ben zamanında bunu yapmıştım. Ali Koç'un da bunu yapması lazım. Kim bizim şampiyon olmamızı istemiyor? İşte devlet mi, hükümet mi, TFF mi, hakemler mi? Bunun net şekilde ifade edilmesi lazım dedi. Dünkü açıklamalarından benim dikkatimi çeken kısımlardan birisi bu oldu. Diğeri Ali Koç'a yaptığı Mourinho teklifi. Mourinho ismi gündeme gelmiş. Ali Koç dönemi içinde gündeme gelmişti. Fakat Aziz Yıldırım net şekilde Mourinho'yla 2 saatlik yüz yüze görüşme yaptığını, öyle para falan konuşulmadığını, basında yazdığı gibi yok yıllık 14 milyon euro, yok ekibine 3 milyon euro, bunların gerçeği yansıtmadığını, prensip olarak konuştuklarını söyledi ve Ali Koç'a da bir teklifte bulundu. Yani seçim 8-9 Haziran'dı yanılmıyorsam. 9 Haziran'a kadar Mourinho belki başka bir takımla anlaşabilir seçim bitene kadar. Eğer sizin de ilk adayınız Mourinho ise gidelim ortaklaşa, sizden biri bizden biri Mourinho'nun menajeriyle görüşelim ve anlaşmayı şimdiden yapalım. Eğer seçilemezsem de Mourinho'nun maliyetinin yarısını da ben karşılayacağım dedi. Böyle bir çıkışta bulundu. Ne dersin, bu çıkışla alakalı olarak mantıklı bir çıkış mı? Yani eğer Ali Koç cephesi de Mourinho'yu düşünüyorsa mantıklı tabii. Mantıklı olmaması için herhangi bir sebep yok. Dediği şey de doğru. Hani Mourinho o saate kadar beklemeyebilir. Başka bir kulüple anlaşabilir. Bu tarz teknik adamlarda biraz elini çabuk tutmakta fayda var. O yüzden herhangi bir şey yok. Ali Koç cephesi eğer düşünüyorsa Mourinho ile alakalı olarak böyle bir iletişim kurulabilir. Bir de şu bilgiyi verdi. Gözünüz aydın, hani Mourinho Suudi Arabistan'ı düşünmüyor dedi. Düşünmüyorsa da zaten çok fazla bir seçeneği de çok yok parası demektir. Var dedi. Evet, orada işte Bahreyn'e mi Kuveyt'e mi ne gitti dedi bir konferans için. 1,5-2 milyon dolar aldığından bahsetti. Hani tek günlük bir şey için öyle parayla bir derdi olmadığını ifade etti. Bu da bence eğer doğruysa dediği Aziz Yıldırım'ın iyi bir haber Fenerbahçe açısından. Çünkü konuşurken hani en büyük tehlikenin Suudi Arabistan olduğunu ben düşünüyordum. Bunu söylemiştim. O da ortadan kalktıysa, elini de çabuk tutabilirse, proje olarak da ikna edebilirse Mourinho'yu, ki eder diye düşünüyorum Mourinho'yu, öyle plan proje konusunda, transfer konusunda ikna etmek yani o şekilde, bir şekilde o bütçe bulunur. Zaten takım halihazırda kötü bir takım da değil bu arada. Öyle şu an hani Beşiktaş'ın bir teknik direktörü ikna etmesiyle Fenerbahçe'nin etmesi arasında bir fark var. Beşiktaş'ta yapılacak çok şey var ilk 11 bazında belki. Ama Fenerbahçe daha hazır bir kadroyla önümüzdeki seneye de başlayacak. Bu da işini kolaylaştırır diye düşünüyorum. İşte orada mesela söylediği kısımlar fena değildi bence de basınla alakalı olarak. Birkaç gazete küpürü getirmiş. İşte Mourinho gelirse Volkan Demirel şurada olacak, Aykut Kocaman burada olacak, şu kadar bütçe verilecek. Kısaca bunları atmayın dedi. Yani öyle bir şey yok dedi. Ondan sonra da senin söylediğin kısımları hani Mourinho ile konuşuldu. Ama belli ki bir şey, hani bir tanışma, bir niyet görme toplantısı yapılmış, bir ön görüşme yapılmış Mourinho ile. Detaylandırılmamış bir transfer görüşmesi olmuş. Ama tabii basın onun alt metinlerini yazmaya bayıldığı için işte şu kadar bütçe veriyor, şu kadar
yıldız alacak Aziz Yıldırım Mourinho'nun isteği doğrultusunda. Şöyle olacak, böyle olacak diye yazmıştı. Aziz Yıldırım da saçmalamayın, öyle bir şey yok dedi. Evet, yani oradan ya o iki saatlik görüşmede yok transfer, yok sportif direktör falan, onların konuşulması bence de mümkün değil. Zaten daha adaylık sürecinde, bir de başkan olsa da belki o konular gündeme gelir ilk görüşmede, ama daha aday olmuşken bunların gelmesi mümkün değildi. Transferle ilgili çok bir şey söylemedi, isimler üzerinden gitmedi Aziz Yıldırım, haklı olarak onu söylemek lazım. Başka futbol yapılanmasıyla alakalı çok fazla konuşmadı aslında. Şey, basketbolla da ilgili Obradović tabii hemen Aziz Yıldırım göreve gelirse Obradović'i tekrar döndürecek şeklinde haberler çıkmaya başlamıştı. Onu da yalanladı. Obradović'le en son 3-4 ay önce görüştüğünü, bir selam yollayıp selam getirdiklerini ifade etti. Ama şu anda hali hazırda ki baş antrenörle, yani Jasikevičius'a da işlerin iyi gittiğini, iyi giden şeyi bozmanın da bir anlamı olmadığını söyledi. Yani o konuyu da kapattı. Obradović konusunu, Jasikevičius'a eğer göreve gelirse Aziz Yıldırım devam edilecek. Fenerbahçe'ye de Final Four için ve hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi için de başarılar diledi. Yine aklımda kalan notlardan birisi, devletten maddi manevi alacağımız var diyor. Bu 3 Temmuz süreciyle alakalı olarak hepimiz perişan olduk. Şikeci damgası yedik. Fenerbahçe'nin borcu kadar alacağı var. Bunu mahkeme yoluyla çözemeyiz. Bunu masada çözmemiz lazım. Ben seçilirim seçilmem ama bunun üzerine gideceğim dedi. Bu görüşmeleri yapacağım dedi. Ali Koç da aslında burada çok farklı bir şey düşünmüyor. Bu konuda ayrıştıklarını söyleyemem. Ali Koç da aynı düşüncede. Bir tazminat isteği var Fenerbahçe'nin ama şu ana kadar o yönde hükümetten pozitif bir mesaj açıkçası görmedim ben. Hani bununla anlaşırız, şöyle yaparız, daha bir masaya oturma durumu yok henüz. Ben bu vaadin de çok kolay bir vaat olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu saatten sonra Fenerbahçe'ye böyle bir ödeme çıkması bence çok kolay değil. Hele ki ülkenin ekonomik şartları, açıklanan tasarruf tedbirleri vesaire düşünüldüğünde bence imkansız bir görev. Ama tabii ki bu imkansız olduğunu düşünmem bunun üzerine mesai harcamayacağı anlamına gelmez. Fenerbahçe yine harcayacaktır. Çıkışlarından biri Aziz Yıldırım'ın ben 3 seneliğine geliyorum diyor. Bu da aslında çok klişe. Birçok başkan bu şekilde geliyor. Birçok farklı kuruluşlarda bu var. Kısa dönem için geliyorum vesaire ama o 3 yıl bittiğinde ya da kaç yıl geldiysen o yıl bittiğinde fikirler değişebiliyor. O yüzden bu kısmı isteseniz de yapamam zaten dedi. Öyle diyor. Evet, yani şu an yaş olarak da belli bir noktaya geldi. 72 yaşındayım diyor. 75 olacak 3 sene sonra. Ama bu işler belli olmuyor. Ben mesela burada bir açık kapı bırakırım açıkçası. Yani Aziz Yıldırım'ın 3 sene sonra şartlar, şimdi Ali Koç da dedi yani olağanüstü şartlardan bahsetmişti. Yine belki bir olağanüstü şart olacak, bir şey olacak. Bırakmak istemeyecek. O yüzden hani o kısmı pek şey yapmadım ben. Bana geçmedi 3 yıl konusu. Yani haklısın. Dediğin gibi olabilir. Evet, onu da hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde yine basın mensuplarının soruları üzerine verdiği cevaplar tabii ki çok fazla konuşuldu. Basına da geleceğim dedi. Sizi de yerden yere vuracağım mesela dedi. Mesela orada enteresan, yerden yere vuracağım. Biz basındaki FETÖ'cüleri söyledik. Hiçbirine işlem yapmadılar dedi. 10 yıldır adam orada. Devam ediyor dedi. Halk TV'den birinden bahsetti. Bilmiyorum kimden bahsediyor. Evet, 3 Temmuz sabahı işte detayları veren bir kişi demek ki içeriden bilgi almış. Şu an Halk TV'de program yapıyordu. Ben de bakmadım kim olduğunu açıkçası. Bayağı bir isim. 50 küsur isim dedi. 50 küsur isim dedi. Hala, hiçbir işlem yapılmadı dedi. Evet. Futbolda yine FETÖ operasyonu yapılmadığından bahsetti. Çok iddialı tabii ki söylemler bunlar. Sorularla alakalı da basın mensuplarını çok bozdu. Yani hemen hemen hepsini neredeyse bozdu ki kısmen de haklıydı. Az önce de söyledim. Yani bazı basın mensupları da çok fazla araştırmadan sorular sorunca ben öyle bir şey demedim, uydurma falan tarzı ifadeler kullandı. Hani ifadeleri bence biraz çizgiyi aşan cinstendi Aziz Yıldırım'ın ama özünde de haklıydı. Yani özünde de haklı basın mensuplarına yaptığı eleştiriler, soru sorma konusunda
sıkıntımız var. Biz de zaman zaman bunu dile getiriyoruz. O konu mesela, hani üslup haricinde içerik bir kenara ama özü doğruydu. Eğlenceliydi. Evet, o özü doğruydu oradaki basın mensuplarına söylediği şeyler. Mesela Galatasaray'la alakalı sağ dışında çok güçlü olduğunu söylemiştiniz diye bir şey geldi. Nerede bunu söylemişim dedi. Atıyorsunuz dedi. Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi diyor. Ben o dönem işte FETÖ'yle mücadele ettik. Devletin içine sızmışlardı. Devletle mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten başka bir şeyle mücadele edemedik diyor. Hatta yaptığı öz eleştiride o 4 yıllık şampiyonluk hasretinin de daha çok bu işte davalarla vesaire uğraşmaktan takımla ulaşamamaya bağladı Aziz Yıldırım. Öz eleştirisi bu şekilde ya da tespiti. Şimdi bunlar tabii artık geride kaldı Fenerbahçe'de. Ben onu anlıyorum Aziz Yıldırım açıklamasında. Artık daha takıma konsantre olacağız ve bu sayede de başarı gelir diye düşünüyor. Evet, aynen öyle söyledi. Var mı ekleyeceğin? Yok. Şey yok. Bir ifadesi ben o esnada tabii anlamamıştım ama soru şu şekilde geldi bir hanımefendiden. Seçilirseniz bir sürpriziniz olacak mı? Bizi şaşırtacak mısınız? Hani herhangi bir şey, çok ucu açık bir soru sordu. Kalamış'la güneşin doğmadığını, battığını söyleyeceğim diye bir espri yaptı. Ben o esnada bu esprinin hiçbir mantığını anlamamıştım. Fakat sonrasında tabii dikkatli futbol severler Ali Koç'un 2018'de belki pazartesi sabah Kalamış'ta gün doğar bu seçimle alakalı, yani kendisini kazanması, Aziz Yıldırım'ı kaybetmesiyle ilgili bir ifade kullandığını ve ona bir gönderme yaptığını hemen fark etmişler. O sürprizin de açılımı buymuş. Oradan da bir mesaj, yani aslında birçok şeyi unutmadığını, içten içe Ali Koç'ta bir küslüğüm yok dese de, fikir ayrılığı olduğunu söylese de, bu tarz söylemleriyle o dönemdeki yaraları hala taşıdığını düşünüyorum ben Aziz Yıldırım. Zaten orası net değil mi? Bütün bir buçuk saatlik konuşmayı dinlersen o seçim yenilgisini Aziz Yıldırım'ı pek unutmadığı ortada. Yani şimdi mesela işte seçimi kaybettikten sonra alt taraftan gitmişim diye eleştiri yapıldı dedi. Ondan sonra herkesi güldürdü o kısım. Ama o pek de şeyi karşılamıyor. Yani yapılan eleştirinin karşılığı o değil. Tamam, herkesi güldürdü. Arabam garajdaydı. Nereden, havadan mı gidecektim dedi. Zaten yenilmişiz. Gittik işte, evimize gittik falan filan. Ondan sonra devamında da yine insanları güldürdü. Ama orada yapılan eleştiri o değil. Yani başkanın seçim mağlubiyetini nasıl karşıladı, rakibine nasıl davrandı, hepsi bunlarla alakalı. Şimdi 2018 seçim döneminde Ali Koç'un hiçbir açıklaması Fenerbahçe televizyonunda yayınlanmıyordu. Dün Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı Fenerbahçe televizyonunda yayınlandı. Evet, YouTube kanalından da ayrıca canlı yani, olarak yayınlandı. Anlatabildim mi? Aziz Yıldırım, dediğim gibi, hani dün bir buçuk saat kendini dinlettirdi, eğlendirdi insanları, Fenerbahçeli taraftarların moralini yükseltti. Ama bazı gerçekler de var Aziz Yıldırım'la alakalı olarak. Yani tekrar söylüyorum, yani Aziz Yıldırım, bu gördüğümüz Aziz Yıldırım mı? Ya da böyle mi devam edecek? Sadece bu, dikkat edin, şey için söylemiyorum. Rakiplerine karşı mutlaka daha sert bir Aziz Yıldırım olacaktır. Ama kendi camiasına, kendi taraflarına karşı da Aziz Yıldırım'ın nasıl davrandığı ortada. O yüzden de hani bazı sorulara verdiği cevaplar, dediğim gibi, komikti. İnsanları güldürdü, eğlendirdi. Ama o eleştirilerin tam karşılığı değildi. Yani ne ekonomik anlamda bıraktığı borçta yaptığı hesap, Fenerbahçe'nin işte Aziz Yıldırım bıraktığı anda borcunun 600 milyon euro civarında olduğu söyleniyordu. Orada yaptığı hesap doğru bir hesap değil. Yani matematik birbiriyle tutmuyor. Ne işte bu seçimi kaybettiğindeki hesap, ne işte şeylerle alakalı durumu pek de hani tatmin edici değildi bence. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8.01 saatlerimiz. Programda Aziz Yıldırım'ın dünkü basın toplantısındaki açıklamaları konuşuyoruz. Sizlerden de mesajlar geliyor demiştim. Bu bölüme mesajlarla başlayayım. Sonrasında yine birkaç notum olacak basın toplantısından. İlk gelen mesaj Recep isimli dinleyicimizden 50 dakika önce yaklaşık. Ali ve Mert Bey, Fenerbahçe taraftarının
%70 Aziz Yıldırım başkan istiyor. Lütfen bunu belirtin demiş. Burada bir oran vermek mümkün değil. %70 mi, %30 mu, 40 mı, 55 mi? Dinleyicimize göre tabii, o kendi etrafında, kendi gözlemlerinden çıkarmıştır. Kendisi de belli ki Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Bunu bilemeyiz. Seçimde de ne olur? Hani dün Ali abi bir rakam istedi benden ama hani ben yakın olduğunu, çok uzak olmadığını hem düşünüyorum. Diyorsun, Aziz Yıldırım'la ilgili sevdiğim konu net olmasıydı. Ben sana net sorular sorduğum zaman net cevaplar gelmiyor. O yüzden sana sordum. Net söyle bana dedim. Yüzde kaç düşünüyorsun şansını? Galatasaray başkanlığıyla alakalı da öyle. Bak, sevdiğin şey sana soru olarak geliyor işte. Biz biliyoruz senin nasıl olduğunu. Net ama ya, bu konuda net olabilecek bir durum yok. O yüzden yok bir şey yani söyleyemem. Şimdi yani. Herkes kendine göre bir çıkarım yapıyor. Kimine göre sorsan Aziz Yıldırım'ın şansı yok Ali Koç karşısında. Kimine göre, dinleyicimize göre de işte o kendi etrafında onun gibi düşünen insanlar çok olduğu zaman Aziz Yıldırım kazanır diye düşünüyor. Burada zaten garip bir durum yok ama burada söylenen rakamlar ya da ortaya atılan görüşler de zaten kişisel tespitler. Dolayısıyla hani bunu yanlış doğru diye değerlendirmek değil. Sen o anki süreçten ne düşünüyorsan, ne hissediyorsan onu söylüyorsun. Yani bu takımların biraz şampiyonluk şansı gibi, o an bakıyor insanlar, değerlendiriyor. Aynen. Bana göre Galatasaray şampiyon olur. Ondan sonra Galatasaray şampiyon olmadığı anda bu senin çok da yanlış, tamamen saçma bir şey söylediğin anlamına gelmez. O an öyle düşünüyorsun, öyle söylüyorsun. Bir önceki seçimde, 2018'deki seçimde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 25.650 iken oy kullanan, yani geçerli oy 20.736 çıkmış. Çok çok yüksek bir yüzde. Evet. Burada da 45-46 binlik bir oy kullanacak üye sayısından bahsediliyordu. Yani yine 35 bin üzeri herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz üye gidip olabilir, oy kullanacak. Olabilir. Şimdi bu kadar fazla üye varken bizim de burada hani şu yakın bu yakın, çok kolay değil tabii ki burada bir matematik hesabı yapılması. Ya işte Fenerbahçe camiasına yakın olanlar, taraftarlar sonuçta bu işlerle yatıp kalkan insan sayısı çok fazla. Mesela İngin Çetin'in tespiti vardı salı günü yaptığı, eğer Aziz Yıldırım Ankara desteğiyle çok fazla Fenerbahçe kongresine gelirse, bu fazla dillendirilirse kongrede Aziz Yıldırım işine yaramaz diye bir tespiti vardı. Mesela dün Aziz Yıldırım öyle olmadığını net bir şekilde ifade etti. Demek ki bu Aziz Yıldırım'a söylenmiş. Tabii, bunun tabii, kongrede, kongrede ters tepebileceği söylenmiş. Aziz Yıldırım senin dediğin gibi net ifadelerle o Ankara desteğini reddetti adeta. Aynen. Yani bu demek ki planlanmış, düşünülmüş, olabileceği hissedilmiş. İşte bunlar zaten hani insanlar onlara göre çıkarımlar yapıyorlar. Çünkü Fenerbahçe tepki verir. Yani eğer Aziz Yıldırım hükümete yakınsa, oysa buysa diye düşünürse insanlar tepki verir dedi Engin Çetin. Fenerbahçe dün isim falan verdi. Hani Yiğit Bulut'tan bahsetti. Hala herhalde Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından birisi kendisi. Şu an şeye bak, hükümete yakın medyaya bak. Hükümete yakın medya Ali Koç'u yok görüyor. Ali Koç'un bir önceki basın açıklamasını yayınlamadılar. TRT dün. Spor ve Aspor yayınlamamış, evet, bir önceki. TRT Spor, Aspor Ali Koç'u yayınlamıyor. Bu ne demek? Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ı destekliyoruz demek. Bak gazetelerine, işte Fotomaç gibi, Akşam gibi gazetelere bak, Takvim gibi gazetelere bak. Bak bakalım Aziz Yıldırım açıklamalarını nasıl görmüşler? Ya da Aziz Yıldırım'la ilgili haberler nasıl? Ali Koç'la ilgili haberler nasıl? Yani insanlar da tabii biraz bunlara da dikkat etmek durumunda. Peki burada bu yayın organlarının Ali Koç'u görmeyip Aziz Yıldırım'ı görmesi, Aziz Yıldırım'ı sevmelerinden mi, Ali Koç'u sevmemelerinden mi? Bir de onun ayrımını yapmak lazım. Hani çünkü tabii ki Ali Koç olmasın yeter mantığı. Aziz Yıldırım'ı da çok belki tuttuklarından değil, belki geldikten sonra Aziz Yıldırım'a karşı da benzer bir şeye de bürünebilirler. Belki Aziz Yıldırım'ı da yok saymaya çalışabilirler onun kulübü yönetiş tarzına göre. Şu an oradaki temel motivasyon Ali Koç olmasın, evet, motivasyonu. Şimdi mesela Aziz Yıldırım'la alakalı olarak Atatürkçülüğüyle alakalı kimsenin aklında soru işareti var mı? Dün zaten altını bir kez daha çizdi. Yok ama yoktu zaten. Başkanlığı yoktu zaten, döneminde, evet, de yoktu. Yoktu. Yani Aziz Yıldırım'la alakalı. Ama dün gene söylemek zorunda hissetti onu. Evet. Ya o da kongreye bir mesaj. Ben laik bir insanım diyor. Cumhuriyetçi bir insanım diyor. Atatürkçü bir insanım diyor. Zaten onunla ilgili şüphemiz yoktu. Ama bunu söylemek durumunda hissediyor. O da işte kongreye bir mesaj. Ben diyor partilerle işim olmaz. Ben sevdiğim insanlar vardır, sevmediğim insanlar vardır diyor. Ama partilerle işim olmaz diyor. Aynen. Bir de galiba ben o kısmı tam canlı dinleyemedim. Sosyal medyada önüme düştü ama bu sene devletten iki ihale aldım. Evet, hayatım boyunca devletin ihale almamıştım. Ondan sonra ama bu sene iki ihale aldım diyor. Onu da bilin diyor. Mesela o bile soru işareti. Şimdi eleştiri nasıl? Hani Aziz Yıldırım hükümete yakın geliyor.
hükümetle arası iyi, Ankara ile arası iyi, işte Fenerbahçe'nin o problemlerini çözecek. Mesela hiç hayatı boyunca hükümetten, devletten ihale almamış Aziz Yıldırım'ı bu sene iki ihale alması mesela bir anda soru işaretini oluşturmaz mı kafanda? Neden bu sene iki ihale alıyor mesela? Hı hı. Bu bile düşünülür, bu bile konuşulur. Düşünür. Ama işte Aziz Yıldırım bunları açıklamak durumunda hissetti kendini. Bu da işte az önce dinleyicimizin söylediği gibi, senin söylediğin gibi, Engin Çetin'in söylediği gibi, başkasının söylediği gibi herkes bunları kendi terazisinde tartıyor. Diyor ki Aziz Yıldırım daha avantajlı, Ali Koç daha avantajlı. Olabilir yani, burada düşünceler de değişir zamanla. Tabii canım, onu göreceğiz. Çok hani, var seçime, çok açıklama aynen. olacak, çok sular akar. Yani o yüzden işte, özet demek istedim, kimse kimseyi hani vay nasıl dersin Ali Koç kesin kazanacak ya da Aziz Yıldırım kazanacak diye eleştirmesi saçma. Aynen. Mehmet Ünlü, Aziz Yıldırım ve Fatih Terim üzerlerinde baskı yoksa, sonuçlar istediği gibi gidiyorsa o basit toplantılar hep esprili şekilde geçer ama sonuçlar tersine döndü mü o zaman gerçek yüzleri ortaya çıkar demiş. Bu da yani bence fena bir tespit değil. Doğru bir tespit olduğunu ben de düşünüyorum. Şu anda öyle sinirlenmesini gerektirecek bir şey yok Aziz Yıldırım'ın ama işler farklılaştığında eski Aziz Yıldırım'ı tekrar görebiliriz. Bir de Aziz Yıldırım hakikaten basın toplantılarında daldan dala akıl almaz geçen bir insan. Yani dün önünde bir metin vardı. Önce metinsiz başladı. Dur bir dedi metini okuyayım dedi. Metine döndü, vazgeçti. Dur canınızı sıkmayayım dedi. Sonra burayı güzel yazmışlar dedi. Necati burayı güzel yazmış dedi. Bunu söylemem lazım dedi. Metne geri döndü. Ondan sonra 20 sene önceki, 30 sene önceki seçime gitti. 98 seçimine gitti. Ufak kızıyla bir hikaye anlattı. Oradan döndü Fenerbahçe dedi. Biz Fenerbahçeliyiz dedi. Gözleri doldu. Ondan sonra kahkaha attı. Yani Aziz Yıldırım da hakikaten kolay bir şey değil. Ne derler idare etmek açısından. Mesela onun iletişim ekibinde olduğunu düşün. Çok zor. Hazırlığını yapıyorsun. Kim bilir ne kadar hazırlığı yapılıyor işin. Ama ondan sonra ortaya çıkan basın toplantısı tamamen farklı. Ama Aziz Yıldırım da bu yani. Tabii işte o zaten. Bu, yani tamam. Metin aslında olmaması gereken bir şey. Tam olarak öyle işte. Ama o zaman da pek anlaşılmıyor yani. Hani anladın mı? Ne oldu şimdi? Ne anladık bu toplantıdan dediğin zaman bir şey anlamayabiliyorsun. İlla böyle cımbızla çekmen gerekiyor. Nauz Fenerbahçe kongre üyelerinin işi zor demiş. İki başkan adayının da kötü olduğunu, kötüler arasından bir seçim yapacağını söylemiş. İlk defa bu kadar umutsuz bir seçime giriyor Fenerbahçe. Bu da eleştirilerden biri. Aziz Yıldırım döneminde 4 yıl şampiyonluk yoktu. Ali Koç'ta 6 yıldır şampiyonluk yok. Hani başarısız iki başkan ve başka bir aday da çıkmıyor Fenerbahçe. Buradan bir yeni başkan ya da mevcut başkan devam edecek. Seçmek zorunda. Ya işte bu da bence biraz haksız bir eleştiri. Başarısız iki başkan dediğiniz zaman kulübün komple başarısız olması lazım. Kulüp komple başarısız değil. Yani bizde tabii olay sadece futbol takımını indirgendiği için. Mesela futbol takımıyla alakalı olarak biz bu sene ne dedik? Şampiyonluk yarışında kim ikinci olsa dahi başarılı olacak aslında dedik. Ama tabii şu an sürece bakılıyor. Süreç dendiği zaman Fenerbahçe 10 senedir ligde şampiyon olamıyor. Başarısız. Futbol takımı başarılı mı başarısız mı? Yani bu sene başarısız değil ama süreçte başarısız genel olarak. Peki kulüp başarılı mı? Kulüp başarılı. Kulübün başkanı da Aziz Yıldırım'dı. O kulübün başkanı da Aziz Yıldırım'dı. Başarılı olan sportif dallarda. Diğer tarafta Ali Koç da sportif anlamda Fenerbahçe'nin geneli olarak başarılı. Ama işte bakış açısı nereye baktınız, nereye kanalize olduğunuzla alakalı. Bazen işte mesela Aziz Yıldırım çok iyi başladı. Başkanlık olarak. Daha doğrusu yavaş bir başlangıç yaptı. Ondan sonra bir zirve yaptı. Ve çok önemli bir zirve yaptı. Yani 2000'lerin ortasından çok uzun bir döneme kadar Fenerbahçe ya şampiyon oldu ya ikinci oldu. Şimdi kendi söyledi. 6 şampiyonluk var. 3 tane de son maçta kaçırdığımız şampiyonluk var dedi. Yani o seriye bakarsan çok değerli bir seri bu. Son maça kadar sen getirmişsin şampiyonluğu. Bir şekilde kaybetmişsin ama onun yanına 6 tane de şampiyonluk eklemişsin. Ondan sonra son senelerin başarısı geçmiş. Mesela Ali Koç için de tersi olabilir. Belki bu kadar yavaş başlangıçtan sonra mesela o da çok ciddi bir yükseliş dönemi yaşayabilir. Bunları bilmek çok kolay değil ama direkt olarak o yaftayı yapıştırmak hani başarısız mesela Aziz Yıldırım'a 20 senelik genel başkanlığı döneminde sadece eğer bu bakış açısıyla futbol takımı olarak bakarsan başarısız diyebilir misin? Şey olarak bakma. Aziz Yıldırım'ın tarzı, kulübün borcu, ondan sonra ilişkileri, o şey olarak bakma. Çünkü değerlendirme neden başarısız diyor dinleyicimiz? Kupalardan. Evet, futbol takımıyla alakalı olarak diyor. Peki Aziz Yıldırım'ın
Tekrar söylüyorum, 20 senelik başkanlık dönemi sadece futbol takımının sportif performansı olarak değerlendirilirse sadece başarılı mıdır, başarısız mıdır? Hangisi? Başarılıdır. Net başarılıdır. Net başarılıdır. Demek ki dinleyicimize göre aslında kendi de biraz çelişiyor. Ya burada ama herkesin başarı kriteri de aynı değil. Hani senin başarı kriterine göre. Başarısız diyor. Başarısız demesinin sebebi ne Ali Koç'a? Kulübün genel performansı mı? Futbol takımı mı? İşte futbol takımı şampiyon olamaması. İşte tamam. Onun başarı kriteri o. Tamam. Senin başarı kriterin başka. Benimki başka. Ona göre soruyorum işte. Tamam, ona göre şimdi başarısız işte. Ama Aziz Yıldırım'a da başarısız diyor. 20'de 6 az diyor. İki tane başarısız başkandan. Şöyle 20'de 6'yı başarısız görüyor Galatasaray. Kaç yaptı 20'de? Daha fazla şampiyonluğu var Galatasaray'ın herhalde. Bir 9 mu var? O dönemde mi? O dönemde, Aziz Yıldırım döneminde. Fenerbahçeler daha fazla Galatasaray şampiyonluğu gördü Aziz Yıldırım döneminde. Hmm. Tam rakamları bilmiyorum. O yüzden hani onun kriterine göre başarısız. Yoksa bence de başarılı Aziz Yıldırım o anlamda. Yani illa 10 kupa almasına gerek yoktu ligde. 6 kupa. Son anda kaybedilen şampiyonluklar da başarısız denemez son hafta kaybettin diye. İşte sana bana göre denmiyor. İnsanlara göre deniyor. Aynen. Onu demeye çalıştım. Algı biraz öyle Fenerbahçe taraftarında. Kupayla ölçüldüğü için her şey günün sonunda onaya bağlanıyor Fenerbahçe'de. Her sezona bu sezon acaba ligi alır mıyız la başlıyor ve alamadığında da hayal kırıklığının seviyesi her geçen sene katlanıyor. Mesela diyor ki Aziz Yıldırım, çocuklar mutsuz diyor. Evet. Çocuklar artık daha az Fenerbahçeli oluyor. Eskiden okula gittiğimde işte 20 öğrencinin 15'i mi dedi Fenerbahçeliyken, şimdi 3-4'ü zor çıkıyor dedi Fenerbahçe'yle alakalı. Futbol kulüplerinin başarıları çocukları hakikaten etkiliyor. Hele böyle işte bir de ikon diyebileceğim birkaç tane oyuncuyu da o şampiyonluklara ekleyebilirsen, o zaman bir kuşağa ciddi anlamda kendi taraftarını yapabiliyorsun. Tabii ondan sonra görüşler değişebiliyor. O şu bu olabilir ama. Şu an Icardi havası tabii, esiyor yani. Şu an okullardan öyle. Gelen videolara baktığında. Bu 2x2x4 yani. Çok net. Şu an Galatasaray ve Icardi. Yani çocuklar ona bakar, onu sever doğal olarak. Çünkü Aziz Yıldırım da söyledi, çocuklar başarı ister. Yani sen şimdi çocukla oyun oynarken kazandığın zaman çocuk ne oluyor? Sen kazandığın zaman ağlıyor, küsüyor değil mi? Sen çocuk mutlu olsun diye bilerek kaybediyorsun. Şimdi futbol takımı da sürekli olarak kaybettiği zaman çocuğun oradan bir şey çıkarma ihtimali var mı? O da doğal olarak kazanın yanında olmak istiyor yani. Ama işte bu da bu arada dediğin şey aslında çok da yanlış bir şey. Yani ya çocuğa başarısız olduğunda da mutlu olmayı öğretmek lazım. Ya işte öğretebilirsen öğret. Yapabilirsen yap. Herkes, ideali bu. Herkes kolayına kaçıyor orada yani. Çünkü öbür türlü çocuk o zaman mutlu olmak için sürekli başarı kovalayacak kendi hayatında. Bu da mümkün değil. Yani sürekli bir insanın tuttuğu takımın, tuttuğu partinin başarılı olması mümkün değil. İşte ben çocuk yetiştirmekten anlamam da genel olarak dışarıda gördüğümü söylüyorum. Hani anladın mı? Çocuklar da istiyorlar. Hani tuttuğu, sevdiği şey başarılı olsun, kazansın. Çünkü sürekli olarak futbol konuşuluyor ülkede. Başka bir şey konuşulmuyor. Şimdi sen senin takımın ikinci olduğu zaman, senin takımın yenildiği zaman, diğer takım şampiyonluk kutladığı zaman, işte Icardi sevincini yaptığı zaman, şarkısıyla bütünleştiği zaman çocuk neden etkilenecek? Benden mi etkilenecek? Ondan etkilenecek tabii. Doğal olarak da bir nesil kayıyor. Ya yani o tespit doğru. Evet, bir de hani bu çocukların mutlu olması için şampiyon olmamız lazım. O kısım biraz bahanesi. Taraftara oynamak gibi oluyor. O öyle olmaz o işler. Mesela bu sen ekonomiyle ilgili kısmı söyledin. İşte hesap tutmuyor, bıraktığı borç. Orada bir matematik hesabı yaptı. Hani bir proje düşündük. Oradan işte 70 milyon euro bir gider vardı. Onu yazdık. O yüzden borç fazla gözüktü. Ama günün sonunda o projeyi yapmadık. Ülker'le olan bir projeden bahsetti. O yüzden borç daha düşüktü vesaire dedi. Hep tabii kendi iyi taraflarını söyledi. Fakat kötü taraflarını söylemedi. Şöyle bağlayacağım. Mesela benim aklımda kalan Aziz Yıldırım'la ilgili gelirlerin önemli bir kısmını mesela 2018'de bir sponsorluk yaptıysa, bu işte 10 senelik anlaşmaysa, o paranın tamamını kullandı. Hatta 2023 yılına kadar birçok gelir daha o dönemden 2017'den 2016'da harcanmıştı. Mesela bununla ilgili bir ifadesi olmadı dün Aziz Yıldırım'ın. Çünkü lehine olan bir şey değil. Aleyhine olan bir şey. Hatta şöyle espriler yapılmış sosyal medyada. Bu 2023'te o bütün şeyler bitmiş. Sponsorluk anlaşmalarını vesaire bitince şimdi sıfırdan başlamak için tekrar geldi diye espri de yapmışlar. Takılmışlar Aziz Yıldırım'a. Mesela bu da aslında onunla ilgili eleştirebilecek bir şey. Ya hesabın tutmadığı çok net. Kestirmeden sana söyleyeyim. Eğer Aziz Yıldırım kulübü düşündüğü gibi bıraksaydı, Ali Koç gelir gelmez 150 milyon dolar parayı niye harcasın Fenerbahçe'ye? Mesela
Ali Koç 150 milyon doları harcadı da Fenerbahçe tesis mi yaptı mesela? Hani Ali Koç tesisleri diye bir tesis mi var şu an Fenerbahçe'de? Yok. Hiçbir şey yok Fenerbahçe'de. Yani o para sadece kulübün operasyonel giderlerine harcandı. Yani deli olmak lazım. Hani çok iyi giden bir kulüp var mesela, ya da Aziz Yıldırım'ın anlattığı gibi işlerin çok da kötü olmadığı, çok iyi demeyelim ama çok da kötü olmadığı, borcun o kadar yüksek olmadığı, işlerin iyi gittiği bir kulüp var, normal gittiği bir kulüp var. Sen yeni başkan olarak geliyorsun, yeni başkan olarak geldin, 150 milyon dolar harcadın. Kime harcadın? Nereye harcadın 150 milyon doları? Üstüne sponsorluklar verdin. Yani hem kişisel servetinden verdi Ali Koç, hem de sponsorlukları verdi. Bu para nereye gitti Allah aşkına? Yani mesela Fenerbahçe ne bileyim Klopp'u getirdi. Klopp'a 40 milyon euro tazminat verdi. Klopp'la 3 sene çalıştı da bizim mi haberimiz yok? Ya da çok önemli ilk Ali Koç geldiğinde dünya yıldızları geldi de bizim mi haberimiz yok? Yani o para işte kulübün operasyonel giderlerine gitti. O yüzden de Aziz Yıldırım'ın hesabının doğru olmadığı ortada zaten. Yani sadece buna bakmak bile yeterli. 8.18 saatlerimiz reklam vakti, devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. 8.23 saatlerimiz, yine birkaç mesaj okuyalım dinleyicilerimizden gelen. Ali Şimşek, Sayın Aziz Yıldırım doğruyu bozmamak lazım diyor burada herhalde vurgusu. Yasikevicius'la ilgili olarak. Lakin doğru olan Zico'yu gönderdi. Bir de birlik beraberlik mesajları verirken, hali hazırda bir kulüp başkanı da varken, onu sportif veya mali açıdan eleştirmek varken seni bu taraftarla göndereceğim diye bir söylemde bulunmuştu diyor. Böyle bir eleştiri gelmiş. Bir başka dinleyicimiz, Aziz Yıldırım yayınını üzülerek izledim. Bırakın Fenerbahçe, herhangi bir orta büyüklükte şirketi dahi yönetemeyecek durumda. Ali Koç başarısız ama Yıldırım'la kıyaslanmaz. Keşke Saran Ülker ve benzeri başka bir aday çıksaydı demiş. Ali İncekara, o da benim net açık konuştuğunu ifade etmiştim Aziz Yıldırım'ın. Hiçbir şey net cevap vermedi. Biz neyi kaçırdık ki demiş. Ve Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe ekonomik olarak tekrar batırmaya geldiğinden bahsetmiş. Bir eleştiri de Aziz Yıldırım'ın yaptığı aslında. Ekonomik anlamda Ali Koç'un da kulübü çok iyi bir seviyeye getirmediği, hatta dün paylaşılan Fenerbahçe'nin de Ali Koç'a milyarın üzerinde borcu olduğundan, bu son paylaşılan raporda ondan bahsedilmiş. Fenerbahçe'nin borcu yüksek. 2 kere 2 4. Ama hani Aziz Yıldırım dönemine göre daha mı iyi, daha mı kötü dersen, daha iyi olduğu söylenebilir herhalde. Yalnız Ali Koç sonrası dönem için bir soru işareti oluşturuyor Fenerbahçe şu an. Niye? Ali Koç'un sponsorlukları, Ali Koç'un ekonomik gücü. Yani şimdi kulübü kendine de ekonomik anlamda bu kadar bağladığında, ondan sonrası için ciddi bir problem yaratıyorsun. Yani bir anda Ali Koç denklemini Fenerbahçe'den çeksen, şu an Fenerbahçe ayakta durabilir mi? Her zaman için soru bu olması lazım. O zaman burada da kendimle çelişeceğim büyük ihtimalle belli bir yerde, ama kulübü bu kadar kendine bağımlı yapmak iyi yönetmek anlamına mı geliyor? Gelmiyor olur mu? Her zaman için o kişiyi denklemden çıkardığın anda o kurum, o şirket, o kulüp ayakta kalabilir mi? Devam edebilir mi? Yani bir ay sonrasını ödeyebilir mi? İki ay sonrasını ödeyebilir mi? Bir sene sonra batmaz mı? Onu düşünmek gerekiyor her zaman için. O kişiyi denklemden çek. Eğer o kişi bu kadar fazla kulübü kendine bağlarsa, evet o an için normal gözüküyor, iyi gözüküyor. Ama onu çektiğin anda denklem dağılıyorsa zaten problem var demektir. Şimdi zaten Ali Koç'un ekonomik gücünün, yani Fenerbahçe'ye büyük faydaları var. Şu an Fenerbahçe kulübünün ekonomik anlamda sorunsuz gidiyor gözükmesinde. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'nin net olarak Ali Koç sonrası dönemde zorlanacağı da belli. 2 kere 2 4. Yani Ali Koç hani sponsorluklarını bir anda çekmeyecektir. Ama yine de koyduğu sıcak para bile tek başına Ali Koç'un çok fazla şeyi değiştirmeye yetiyor. Şimdi bakın çok kolay söyleniyor. Yani 1-2 saniyelik bir şey. 150 milyon dolar diyorum. 150 milyon dolar diyorum. Bir düşünün. Yani 150 milyon dolar Türk lirası olarak kaç para yapıyor? Normal maaşı çok iyi olan bir profesyonel ne kadar para kazanıyor? Ondan sonra o parayı normalde ne kadar da kazanabilir? Bu insanlar bunu pat diye kişisel servetinden veriyorlar. Yani
Şimdi onun olmadığını düşün. Yani çok iyi bir yönetim kurulu kursan Mert, 150 milyon dolar. Herkes 10 milyon dolar verse 15 tane öyle insan bulman lazım. Aziz Yıldırım senin gibi düşünmüyor bu arada. Yönetimde öyle 10 milyon dolar verecek adam bulundurmuyor. Tamam ya da dışarıda olsun. Hani dışarıda çalışırlar çalışmazlar diye söylüyor kendi bakış açısıyla. Ama yine de hani bu tarz insanlara ulaşman gerekiyor. Onların da o parayı vermesi gerekiyor. Yani bu çok zor bir denklem. Ama burada da mesela bu dediğin %100 doğru Ali Koç. Giderse ekonomik anlamda büyük ihtimal hani Aziz Yıldırım çok iddialı konuşuyor. Parayla ilgili bir sıkıntımız olmaz diyor. Ama büyük ihtimal Ali Koç dönemine kıyasla olur. Ama Ali Koç'un da bu şekilde bir kampanya yürütmesi de mümkün değil. Tam tersi geri teper. Hani ben gidersem yok. Kulüp tabii. Şöyle olur böyle tabii, olur. Tabii. Yani bu böyle gözüküyor gerçekten ama bunu da söyleyemezsiniz. Ama zaten Fenerbahçeler biliyor bunu. Hani bunda başka bir başkan olsa belki şey olur, hani bir soru işareti olur da Ali Koç ismi olunca herkes biliyor sonrasında neler olabileceğini. Yani onu ekstra Ali Koç'un birilerine söylemesine, birine anlatmasına bence gerek yok. Burada da Aziz Yıldırım işte ona karşılık, o da durumun farkında. O da o yüzden büyük ihtimal ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşamayız, para bulunur diyor. Hani korkmayın Ali Koç çok fazla para verdi ama biz de boş değiliz. Tabii. Yani Fenerbahçe çok büyük kulüp. Evet. Fenerbahçe o ekonomisini üretir. Evet, Fenerbahçe o ekonomisini üretir ama işte ne yazık ki hani bunu Galatasaray için de söyleyebilirsin. Beşiktaş için de söyleyebilirsin. Trabzonspor için de söyleyebilirsin. Türkiye'deki her kulüp için hemen hemen söyleyebilirsin. Belki 3-5 tane kulübü kenara ayırırsın. Şimdi daha geçenlerde Murat Sancak ben gidersem Adana Demirspor yok olur gider dedi. Daha Murat Sancak söyledi yeni. Peki Adana Demirspor şu an çok mu iyi gidiyor? Bir de şu anda Adana Demirspor'un neyi Murat Sancak? Sahibi kaldı. Başkan değil o zaman. Hani başkanlığı devretti Metin Korkmaz'a ama işte niye devretme ihtiyacı hissetti? Yani işte bu ben gidersem yok olur. Ben gidersem mahvolur. Biter mantığı. Genelde her yeri sirayet etmiş durumda. O uzun yıllar boyunca da işte yapılanmayı halledemediğiniz sürece hakikaten siz giderseniz kulüp, şirket, o şu bu sudan çıkmış balığa dönüyor. Ama bu sizin iyi yönettiğiniz anlamına gelmiyor tabii. Ali Koç'a da sorsan hani ben olmasam belki çok daha kötü noktada olabilirdi bugün Fenerbahçe diyebilir. Hani bir yandan bu konu eleştiriliyor. Kulübü kendine bağlamak. Bağlamadım. Ama bu sefer de Fenerbahçe bu kadar ayakta kalamazdı diyecek. Onun da herhalde savunması bu olacak. Kesin. Aziz Yıldırım'dan sonra ben bu kadar para vermeseydim kulübe tek başıma, veren de insan o dönemde yoktu dediği noktada ona da bir şey diyemiyorsun. Ama bir taraftan bağlaması da yanlış diyorsun. Sıkışıp kalıyorsun arada. Öyle işte, çünkü kurumlar güçlü değil. Kurumlar güçlü olmadığı sürece şahıslar güçleniyor. Kurum güçlü değil mi sence burada? Hayır, kurum güçlü. Kurum zayıflatılmış. Kurum güçlü ama adı güçlü. Kurumun işleyişi güçlü değil. Kurumlar zayıflatılmış. Öyle olduğu noktada kişiler güçleniyor. Şimdi Ali Koç'un zaten diğer şeylerden farkı, bana sorarsan, diğer yönetici profillerinden farkı. Şimdi Aziz Yıldırım bu konuşulan rakamları bulabilmek için birinin kapısını çalmak, birinden bir şey istemek zorunda. Ali Koç'un öyle bir zorunluluğu yok. Temel fark orada yatıyor. Yani Ali Koç kararını kendi alıp o parayı kendi verebiliyor. Ama Aziz Yıldırım ya da başka bir başkan gidip birinin kapısını çalmak zorunda. Yani sen bu parayı verebilir misin? Hadi Fenerbahçe'ye bu parayı ver. Demek zorunda. Ali Koç'u diğerlerinden ayıran faktör bu. Yani Ali Koç sinirlendiği anda ya da istediği anda ya da ihtiyacı olduğu anda kendi banka hesabından havale yapabiliyor. Evet, bu en kolay yol şu anda dediğin gibi ama tek yol değil futbolda. Dursun Özbek bugün Ali Koç'la kıyaslanabilir mi ekonomik anlamda? Kıyaslanamaz. Ne yapıyor Dursun Özbek? Hem elindeki projelerden bir gelir yaratmaya çalışıyor hem o dediği Aziz Yıldırım'ın aslında yaptığı kendi işte taraftarı olan iş adamlarına gidip onlardan sponsorluk. Erden Timur'a işte 7 sene önce göğüs sponsorluğu, sonra onu yönetimine alması. İşte o sponsorluklarla yapılan transferler bir şekilde yapılıyor aslında. Dünyanın da sonu değil. İlla kendi cebinden de vermesi gerekmiyor ama daha kolayı bu. Daha garantisi bu. Ama diğer türlü de Galatasaray örneği var önümüzde. Yani Fenerbahçe de bunu Aziz Yıldırım'la yapabilir ki aslında Fenerbahçe bu anlamda zaten Galatasaray'ın bence önünde gözüküyordu yıllar içerisinde. Ülker'le, Doğuş grubuyla. Yani Fenerbahçe'li daha fazla firma sayardın kulübe destek veren. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum farklı mı?
Tam yanlış mı düşünüyorum? Sponsorlara bakmak lazım. Ama hangisi daha göz önündeydi bu yardımlar konusunda? Benim gözümde Fenerbahçe her zaman bu konuda iş adamları konusunda kulübüne destek veren sponsorluklarla Fenerbahçe'ydi. Ali Koç'la birlikte, ki o devam ediyor hala ama Ali Koç orada bir numara yükseldi, ama Galatasaray'da işte sponsorluklarla, şirketlerle bir yol İşte orada çizdi. Tam emin değilim. Çünkü mesela Galatasaray şimdi bu hamleyi yaparken Florya'dan çıkıyor. Florya'dan taşınıyor. Florya'da bir operasyon yapıyor. Şimdi Florya'dan çıktığı anda, Galatasaray operasyonu yaptığı anda, evet, ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor kendine. Ama o ekonomik katkıyla beraber kulüp tekrar kendini çevirebilecek duruma mı geliyor, yoksa ekonomik olarak bir süre mi rahatlıyor? Bence bir süre rahatlıyor. Asıl problem de orada. Yani kulüplerin ben hala işleyişinin sağlıklı, düzenli, gelirlerine göre giderler olduğunu pek zannetmiyorum. Yani o hamleyi yapıyorsunuz, çok büyük bir hamle yapıyorsunuz. Ama o hamleyi yaptığınız zaman işte hedefiniz aslında biraz geriden geliyor. Neden? İşte Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmamız gerekiyor. Yani Bankalar Birliği Anlaşması'na çıkmak için bir şeylerden fedakarlık ediyorsun. Evet. Ondan sonra o para gelecek para diyorsun. İşte borcun bir kısmını karşılıyor diyorsun. Tamam, güzel, ama sen aynı şekilde borç üretmeye devam ettiğin sürece bunun sürekli olmayacağı ortada. Yani 3-5 sene sonra aynı hikaye, bilemedin 10 sene sonra aynı hikaye tekrar kulüplerin başına gelebilir. Şimdi o noktada da diyebilirsin ki bugüne kadar geldiler, ondan sonra da devam edecekler. Evet, yani orası öyle. Fakat o denklemde yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bazı projeler üretiyorlar. Bir anlamda günü kurtarıyorlar. Bazı anlaşmalar yapıyorlar. Bankalar Birliği Anlaşması gibi o günü kurtarıyorlar. Ama hepsi, bak, Bankalar Birliği Anlaşması imzalanırken neler söyleniyordu? Kulüpler tarafından nasıl anlatılıyordu? Ekonomik rahatlama olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Borçlar azalacak deniyordu. Doğru mu? Peki şimdi Bankalar Birliği Anlaşması'ndan kulüpler memnun mu? Ya da Bankalar Birliği Anlaşması'ndan ne kadar zaman geçti de kulüpler çıkmak istiyor? Ya orada yine bir muhalefet yapasım geldi. Şartlar değişti. İşte şartlar. Ülkedeki ekonomi değişti. Faiz oranları değişti. O zaman evet, çok avantajlı faizlerle verdiler. 5 sene sonra gene değişecek. Belki yine azalacak. Anlatmaya çalıştım o. Yani bu durumda senin yaptığın işler, senin yaptığın projeler hep geçici olarak oluyor. Ben de diyorum ki kulüpler zaten doğru yönetilmediği için bununla yüzleşmek zorundalar. Ama diğer tarafta da, yani bu tezin tam karşısında da şu var. Önemi var mı? Hayır, hiçbir önemi yok. Bunu zaten ilk söyleyenlerden biriyim. Çünkü bu şekilde devam edecek. Yani bu kulüplere bir şey olmayacak. Bu kulüplere bir şey olmayacağı için de rahat olabilirsiniz taraftar olarak. Çünkü bu sene Bankalar Birliği Anlaşması olacak. Gelecek sene bir arazi satılacak. Gelecek sene bir sponsor gelecek. O olacak, bu olacak. Bu kulüpler bu şekilde devam edecekler. Ha, doğru mu? Değil. Hiç değil. İşte kişiye bağımlı oluyorsun. Kişilere eğilmek zorunda kalıyorsun. Bir yerlerin kapısını çalmak zorunda kalıyorsun. Bir yerleri tıklatmak zorunda kalıyorsun. O araziyle alakalı olarak, o sözleşmeyle alakalı olarak. Ondan sonra senden beklenti oluyor. Kusura bakma, bu iş böyle. Sen onun kapısını çalarsan o da sana o iyiliği bedava yapmıyor. Onun da bir karşılığı oluyor. Bu şahıs da olabilir, kurum da olabilir, devlet de olabilir, ikili ilişkiler de olabilir. Her zaman için böyledir. Karşılıksız verilmiyor. Bir şeyler beklentisi oluyor. Ondan sonra da bu böyle bir sarmal şeklinde devam ediyor. O yüzden de yani bizim kulüplerden böyle senle benim hayal ettiğim tarzda bir yönetim anlayışı, hani kendi ayakları üzerinde, kişilerden bağımsız, kurum şeklinde, orta ve uzun vadeli planlar yaparak giden bir şey beklemek hayalcilik. Bu şekilde olacağını kabul etmek lazım. Hani bu süreci daha iyi yöneten ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Burada öyle araya gideyim. Dursun Özbey'in aslında hayali Florya'dan elde edeceği gelirle kulübün bütün borçlarını kapatıp kenara da para ayırıp o paraya yönetimlerin istediği gibi dokunamaması, o paraya dokunmak için genel kuruldan yetki almak zorunda olması. Ama o güzel bir fikir, o benim hoşuma gitti. Ama işte yapabilecek mi? Bence de güzel, kağıt üzerinde mükemmel bir fikir. Hani ailenin kötü çocuğundan parayı saklamak gibi bir şey oluyor ama doğru oluyor. Evet, çünkü o parayı nasıl harcayacak? Onu ikna etmesi lazım olacak. O paraya talip olacak yönetimin, ikna edebilirse kullanabilir ama edemezse o para bir güvence olarak kenarda kalacak. Borçlar sıfırlanacak ama işte bunun için önce Florya'daki projenin nasıl yapılacağına tabii karar vermesi lazım Galatasaray yönetiminin. Gerçi Dursun Özbek kendi kararını verdi. Bir firmayla yapacak ama işte o beklediği kadar gelir elde edecek mi? O gelir borçların tamamını kapatıp kenara da bir para
kalacak mı? Orası muamma. İşte orada da şey diyor değil mi? Süheyl Batum 300 milyonla 900 milyon arasındaki farkı bilmiyorlar diyor. Evet. Yani orada bir farklı tartışma dönüyor. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 8.45 saatlerimiz, voleybolla devam edelim. Dün Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Antalya'da bu etap düzenleniyor. Milliler de kapalı gişe oynadılar karşılaşmayı. Çok büyük bir destek vardı seyircimizden. Fakat sonuç 3-2 Japonya lehine oldu. Japonlar karşılaşmaya çok iyi başladılar. İlk iki seti aldılar. Ama 3. setle birlikte millilerimiz geri dönüş yapmayı başardı. Ebrar'ın devreye girmesiyle beraber Melisa Vargas, bizim milli takımımızın yıldız isimlerinden birisi, pek formunda değildi bu karşılaşmada. 4. seti de aldık. 2-2 final karar setine gidildi ama karar setinde iyi başlamamıza rağmen Japonlar geri döndüler ki Japonya deyince tabii ki çok iyi bir savunma hemen akıllara geliyor. Dün de olağanüstü işler yaptılar işin savunma kısmında ve Filenin Sultanları'nı tam 22 maç sonra mağlup etmeyi başardılar. Önemli bir seriydi millilerimizden. Dünya bir numarasına kadar yükselmiştik. Fakat bu maçla birlikte seri bozuldu. Zaten bu serinin başlangıcında da son olarak Japonya'ya kaybetmiş Filenin Sultanları. Bir kez daha böyle bir mağlubiyet yaşadık. Çok büyük problem değil. Milletler Ligi çok uzun bir maraton. Etap etap gidiyor. Önemli olan burada ilk 8 takım arasında kalıp final etabına gitmeye hak kazanmak. O yüzden bundan sonraki maçlarda alacağımız galibiyetlerle birlikte bu mağlubiyet rahatlıkla telafi edilecektir. Bir kere dünkü mağlubiyet zaten eksiklerimizin olduğu, işte Eda'nın, kaptanın olmadığı, diğer orta oyuncumuz Zehra Güneş'in yine omzundaki sakatlığın tam olarak geçmemesinden kaynaklı olduğu düşünülen süre almaması, ki omzunda bir bandajla o da kenarda karşılaşmayı takip etti. Melisa Vargas'ın kendini, ritmini bulamadığı bir maçtı. Hani tüm bu eksikler, formsuzluklara rağmen yine de maçı karar setine taşımayı başardı milli takımımız. Yani hala çok güçlü bir milli takım oyuncu grubu var. Tuğba dün sürpriz şekilde ön plana çıkan isim oldu. Onun haricinde Hande Balad'ın maçta yaşadığı bir sakatlık sonrası yürekleri ağza getirdi. Ağlamaklı oldu sakatlıkla birlikte. Çok büyük bir sakatlık gibi düşünülmüştü. Kenara geldi, tedavi oldu. Tedavi olduktan sonra maçın son bölümünde de Santarelli tekrar oyuna sürdü. Onun yerine İlkin Aydın girmişti. İlkinden pek beklediği katkıyı alamadı Santarelli ve Hande tekrar oyuna girdi. Ama kramp demiş. Evet, kramp. O zaten durdukça tekrar gerdirmeye çalıştılar ama daha farklı bir şey gibi de açıkçası düşündüm bu kadar kötü reaksiyon verince Hande Balad'ın. Zaten oyuna girdiği noktada çok büyük olmadığı da anlaşıldı. Bundan sonraki maç bugün, bu arada Hollanda ile Filenin Sultanları karşı karşıya gelecek. Herhalde bugün öyle çok fazla riske etmeyebilir, etmemesi de gerekiyor. Çünkü burada da yoğun bir fikstür var. Maçlar üst üste, yani maksimum bir günlük bir dinlenme oluyor karşılaşmalar arasında. Rotasyonumuz geniş. O bölgede, Hande Balad'ın olduğu bölgede İlkin bu sezonu Galatasaray'da çok iyi geçirdi. Derya Cebecioğlu dünkü maçta süre almadı ama o da bir alternatif. Tuğba zaten dün ilk altıda çıktı. Ebrar, Melisa Vargas'ın pasör şapkası oynadığı bölümlerde smaçör olarak değerlendiriliyor. O yüzden Santarelli de o alternatifleri değerlendirebilir. Maçla ilgili notlarım bunlar. Bir de reklama gitmeden farklı bir konuyla devam etmek istiyorum. Aslında uzun bir konu, belki reklamdan sonra da konuşuruz ama Premier Lig'de VAR'ın kullanımıyla alakalı çatlak sesler çıkmaya başladı. Dün Wolverhampton Wanderers takımından Haziran'da yapılacak toplantıda VAR'ın kullanımının oylamaya açılmasına dair bir talep geldi. Wolverhampton kulübü belli başlı şikayetlerde bulundu VAR'la alakalı olarak. Mesela 6 madde var yanılmıyorsam. 6'dan da fazla, özür diliyorum, belki 8-9 madde var. Şu an İngilizce metin önümde. Müthiş İngilizcemle hızlı bir çeviri yapmak istiyorum sizlere. Gol sevinçlerini ve anlık o coşkuyu
futbolu özel kılan bu unsurları etkiliyor diyor Wolverhampton kulübü VAR'ın. Stadyum içerisinde bir karmaşaya ve karışıklığa neden oluyor bu VAR kontrolleri. Çünkü iletişimle ilgili sıkıntılar olduğundan bahsetmişler. VAR'a karşılık bir protestonun başladığını, artık daha sert bir atmosferin oluştuğunu Premier Lig maçlarında bahsetmişler. VAR'ın amacının açık ve bariz hataları tersine çevirmek olduğunu, ama şu anda çok fazla analizle birlikte bunun da aslında hedefinden saptığını söylüyor Wolverhampton kulübü. Onun haricinde tüm bu işte uygulamalara rağmen hala hataların devam ettiğini, bunun insani hata olmaktan çıktığını düşündüğünü söylüyor taraftarların Wolverhampton kulübü. Premier Lig'in alameti farikası hızlı oyun, akıcılık, ama VAR kontrolleriyle birlikte artık oyunun akışının da yavaşladığı, maçlara işte uzatma bölümlerinin daha fazla eklendiği, bunun da tempoyu düşürdüğü, Premier Lig markasına da pek iyi anlamda etki etmediği söyleniyor. VAR'la ilgili tartışmaların, kararların maçın kendisini gölgede bıraktığından bahsedilmiş. Hani sanırsınız Süper Lig, Premier Lig. Hani bizde net şekilde Wolverhampton zaten... demek ki Süper Lig'de olan bir takım olsaydı yakacaktı kendini. Evet yani. Premier Lig'deki VAR uygulamasından bu kadar şikayet ettiklerine göre buraya gelselerdi ya kulübü kapatırlardı ya da protestoda yakarlardı kendilerini. Evet yani bu maddeler kendi ağızlarından çıkma ve güven ve reputasyon konusunda, da onu öyle çevireyim, bir erozyon olduğundan bahsediyor VAR'la birlikte. Hepsi doğru. Söylediklerini. Kaç madde okuduysan hepsi doğru, ama yeterli mi? Orası tartışılır. Evet, burada ben de artık VAR'ın tamamen devre dışı kalmasının mümkün olmadığını, sadece uygulama konusunda daha sınırlı şeylere bakması gerektiğini bir zamandan beri savunuyorum. Wolverhampton tam öyle düşünmüyor galiba, komple kaldırılmasından yana. Ama dediğim gibi pek mümkün değil artık futbolun gittiği noktada. Bu konu uzun. Tamam. Diyeceklerim var büyük ihtimalle. Tamam. Şimdi girersek çıkamayız. Bir araya daha gidelim. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddaa.com. 9.01 saatlerimiz. Reklamlardan önce Wolverhampton Wanderers'ın, VAR'ın önümüzdeki sezon kullanılmamasıyla alakalı talebinden bahsetmiştik. Bir dinleyicimiz, Mayıslar bizimdir, Wolverhampton açıklamanın sonunda federasyon istifa dememiş mi demiş. Dememiş, sadece önümüzdeki sezon hani bizim duruşumuz VAR'ın kaldırılması yönünde. Yani verdiğimiz ücret, onun getirdiği fayda hani verdiğimiz ücrete kıyasla çok az diyor. Hani bu kadar yatırıma vesaire çok fazla bir fayda da yok diyor futbolda. Hatta az önce saydım zararları olduğunu söylüyorlar. Durum bu. Sen ne diyorsun? Bu tartışılır mı daha fazla önümüzdeki dönemde? VAR kötü kullanılırsa tartışılır. Ama VAR'ın tabii iyi kullanıldığı 15 tane örnek, kötü kullanıldığı bir örneğin denge olarak görülüyor. Bu da temel problemlerden bir tanesi. Yani VAR işini hakkıyla yaptığı zaman kimse VAR'la ilgili övgüler düzmüyor. Mesela Wolverhampton ne diyor? VAR'daki kararlar maçın önüne geçiyor, ama VAR'da doğru bir iş yapıldığı zaman ertesi gün VAR müthiş bir müdahale yaptı, o kararı düzeltti diye konuşulmuyor. Tek kelime bile edilmiyor, ama hatalı bir VAR uygulaması olduğu zaman saatlerce konuşuluyor. Açıklamada dendiği gibi. Şimdi hangisine bakmamız lazım? Eğer olumsuza bakacaksan dedikleri tamamen doğru. Ama olumlu tarafı şöyle bir düşünün. Yani VAR doğru karar verdiği zaman vay be kaç kişi diyor? Ya da DSE'de ne kadar konuşuluyor? Bu iş böyledir. Olumsuz daha çok konuşuluyor. Evet. VAR olumsuz bir karar veriyor. İşte VAR'ın kullanımı oydu, buydu, şuydu derken saatler geçiyor. Buna biz de dahiliz. Ama bu işin doğası. Bu normali. Şimdi VAR konusunda bence daha iyiye gitme, VAR'ı standart hale getirmekle alakalı olacak. Yani VAR ekranı başında oturan hakemlerin, VAR hakemlerinin neye karışıp neye karışmayacaklarını bildikleri noktada bence biraz daha ileriye doğru gideceğiz. Orada bir genel birliktelik olduğu anda, genel olarak bunu kıta Avrupa futbolu olarak söyleyebilirim. Çünkü genelde kararlar orada alınıyor, orada uygulanmaya başlıyor, oradan yayılıyor dünya geneline. Hani Avrupa'da
onun bir standartını yakaladığında ki var, genel anlamda yeni bir uygulama çok rahat bir şekilde denilebilir, biraz daha tartışmalar azalacak. Ama vardaki verilen hatalı bir kararla orta hekimin verdiği hatalı bir kararın tartışılması arasında az farklar var. Yani yarın öbür gün siz varı kaldırdınız, orta hekim hatalı bir karar verdi, onu da konuşacaksınız zaten. Yani var hakemi nasıl yanlış karar verdiğinde konuşuyorsanız, orta hekim verdiğinde de konuşacaksınız. Bu işin doğası bu. Eğer oradaki işi standartlaştırma hızını arttırabilirse dünya futbolu, Avrupa futbolu, biraz daha kolaylaşır işler. Ama ben kaldırılacağını pek düşünmüyorum. Geçen sene Norveç'te var yoktu, bu sene var mesela. Avrupa'nın en iyi 30 ligi arasında olmayan bir tek İsveç, evet, var. Onlar da kulüplerin çoğu red oy kullanmışlar ilginç, doğru, şekilde. Yani nasıl oldu? Yani Norveç döndü, işte diğer ligler de var ama İsveç bunu mesela düşünmüyor. Onlar acaba dünyaya bir örnek olurlar mı? Bu yayılır mı? Hani mesela senin dediğin nokta tamamen sağ içiyle olan ilgili kısım. Bir de aslında değişemeyecek nokta VAR'ın çok fazla zaman öldürmesi. Yani 4 dakika, 5 dakika, 2 dakika oyunun temposunun düşmesi. Mesela buna bir önlem herhalde bulunması pek mümkün gözükmüyor. Ya. Mesela Wolverhampton uygulamayla ilgili hatalardan bahsediyor. Bir de oyunun akışının yavaşladığını, Premier Lig'in haklı, temposunun azaldığını. Bütün yazdıkları haklı, doğru. Ama kaldırma yeter mi VAR'ı dersen, orası tartışılır diyorum ben de. Yoksa yazdıkları metinde hiçbir mantıken yani yok öyle olmuyor diyeceğin bir şey yok ki. Hepsi doğru. Tespitler doğru. Yani futbolun geldiği noktada hani en ufak bir hatanın Şampiyonlar Ligi'ne mal olduğu, küme düşmeye mal olduğu noktada, ekonomilerin bu kadar hassas bir dengede olduğu noktada VAR'ın kaldırılması bence de pek mümkün değil. Ama İsveç'te bunlar çok önemli değilse İsveç çok bakmıyor demek ki. Ama değil. Bizde VAR'sız bir hayat ben de düşünemiyorum. Avrupa genelinde de böyle. Yani oradaki bariz hataların engellenmesi birçok futbol sever için, birçok kulüp yöneticisi için çok önemli. Mesela bana sorsan değil. Ben futbolun hatasıyla, bir metre offside olan pozisyonu devam ettirmesiyle, bariz eli görmemesiyle güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben öyle bir taraf tutmuyorum. Benim için hava hoş. Ama kulüp penceresinden baktığında da varsız bir hayat mümkün değil gibi geliyor. Ama genel olarak bunu önleyebilecek bir teknolojiye sahipken o teknolojiyi neden kullanmayasın? Yani o teknolojiye de sahipsin şu an. Şimdi sen dedin ya bir metre offside ile de ben futbolu seviyorum. Evet. Tamam seviyorsun ama onu önleyebiliyorum çok basit bir şekilde. Bundan neden mahrum kalayım? Neden birileri ben anladım. Tamamen karşı da değilim. Ama işte az önce söylediğim gibi zaten çok kısıtlı bir noktada VAR'ın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada da yarı otomatik offside sistemi mesela. Evet. Hızlı. O olabilir. Ona karşı değilim ama müdahale ceza sahası içinde mi dışında mı? 3 dakika bunu incelemesi gerekli mi? Değil bence. Müdahale yeterli mi penaltı için ittirme, çekme yeterli mi değil mi? Bunun 3 dakika incelenmesi bence gereksiz. %100 öyle. İşte bunu sınırlamak öyle. Bence evet, çözüm. O yüzden dedim standart olması lazım. Yani VAR hakemleri hala kendileri maçı yönetiyormuş gibi düşünüyorlar. Bence temel sıkıntılardan biri o. Hayır sen maçı yönetmiyorsun. Maçı orta hakem yönetiyor. Ve orta hakemin gördüğü ve karar verdiği bir şeyde sen eğer ispatlamıyorsan o topa girme. Yani o müdahale sana göre fauldü diye bir şey yok. O çekme sana göre penaltıyı gerektirecek bir çekmeydi diye bir şey, öyle bir şey yok. VAR hakemin görev tanımı içerisinde. Hakem görmediyse, hakem atladıysa o zaman sen diyebilirsin. Bak böyle bir şey oldu. Yani o zaman kendi yorumunu katıp bak bunu görmedin. Gel bir şu müdahaleye bak diyebilirsin. Ama o müdahaleye baktığın anda da eğer hakemi ikna edebileceğin bir görüntü sunamıyorsan ondan da kendini sakınman gerekiyor. Yani sen çekmeyi gördün. Hakem görmedi mesela. Ama o çekme sana göre bana göre bir çekmeyse yani hani yeterli hakemi ikna edecek bir çekme değilse o zaman da vazgeçmen gerekiyor. Yani ben şu an VAR hakemi ölmek için hakemi olmak için ölürdüm. Çok fazla bir şey yapmana gerek yok çünkü. Mesela, ama bizde oraya oturdukları anda ya da genel olarak bir şey yapma zorunluluğu hissediyorlar. Yani hakeme bir şey gösterme, bir şey sunma zorunluluğu hissediyorlar. Öyle bir zorunluluğu yok. İspat etme zorunluluğu var. Basit bir şey aslında. İspat edebiliyor musun, edemiyor musun? Yani bir tek soruyla çözülebiliyor. Ben oturmak isterdim o koltuğa. Rahatım. Yani baktım mesela top çizgiyi geçti geçmedi. Ya ispat edebiliyor muyum? Edemiyorum. Tamam devam, çayımı getirin derdim. Yani bana kolay geliyor şu an VAR hakemliği ve o yüzden de bunun belli bir süre sonra daha iyi kullanımıyla
belki teknolojinin de işin içine dahil girmesiyle beraber biraz daha bu tartışmalardan sıyrılacağını, o senin söylediğin çok haklı olarak eleştirilen, yani 3 dakika o orada mı değil mi, o çekme yeterli mi, müdahale yeterli mi tartışmalarından uzaklaşabileceğimizi düşünüyorum. Ben şey bakıyorum, VAR'ın geleceğine pozitif bakanlardır. Mesela bir canlı bir örnek üzerinden gideyim. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Bayern Münih eşleşmesinde Real Madrid gol buldu. Sonra Alaba kim yere düştü orada? Real Madrid cephesi itiraz etmişti. Golü sayılmadı diye son karşılaşmada Bayern Münih korner. Kimmi? Nacho arasındaki Nacho pozisyon Kimmi, değil mi? Evet. Nasıldı pozisyon tam olarak? Kim itiyordu? Nacho kimi itiyordu? Kimmi kendini yere bırakıyordu. Ondan sonra da faul. Hakemi çağırdı. Hakem aslında golü verdi fakat VAR'dan gelen uyarıyla birlikte izledi, evet. Ve faul tespit etti. Evet. İptal etti. Mesela benim görüşüme göre olması gereken orada VAR'ın uyarılmaması o pozisyonda. Çünkü ben de akan oyunda faul olduğunu görüyorum ama VAR'lık bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum. İdeal olan. Şu an belki doğrusu yine uygulama, şu anki mevcut VAR düzeninde büyük ihtimal doğru uygulamadır. Şimdi uygulama ama doğru. Çünkü orada net bir faul var. Ama işte onu ölçemiyorsun ya. Ama ben ölçebiliyorsun bunu şimdi. Ben ölçemiyorum. Yani şimdi mesela Nacho'nun kimliğe yaptığı net bir faul değil mi? Bak, açık oyunda faul olduğunu düşünüyorum ama siyah beyaz bir hata olarak değerlendirmiyorum ben. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. İdeal olarak. Yani bunlara karışmaması gerektiğini. Anlamıyorum şu an senin söylediğin. Açık oyunda faul olduğunu düşünüyorum. Siyah beyaz bir hata olmadığını düşünüyorum diyorsun. Ne demek bu? Abi, izlediğimde faul ama VAR'ın uyarmasının ideal senaryomda benim VAR'ın kullanımında bu tarz pozisyonlar karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Gol oluyor. Açık dedim. Gol. Bak ama gol oluyor. Evet. Gol öncesinde net bir faul var ve bunu hakeme ispat edebiliyorsun. İşte ben itme, çekme gibi pozisyonlarda ceza sahası içinde ya da içeride mi dışarıda mı kısımlarında VAR'ın devreye girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, şu anki düzende uygulama doğru olabilir. Ona hiçbir itirazım yok. Uygulama doğrudur. Zaten çok fazla bir isyan olmadı hakem camiasında herhalde. Ben diyorum ki benim düşüncemde bunlar vakit kaybı. Futbolun temposunu azaltan şeyler. Yarı otomatik gibi bir teknolojim varsa 30 saniye içinde bunun kararını verebiliyorsa, hakemi götürüp getirtmiyorsa ekrana, tamam, buna karşı değilim ama bu tarz pozisyonlarda artık o hataysa da hata. Yani futbolda bunlar olsun, yeter ki o tempo kesilmesin diye düşünüyorum. Ki oradaki itmenin de ölçemediğimizi düşünüyorum. Orada ne kadarı oyuncunun kendini atması, ne kadarı oyuncunun itmesi, onu da hani ölçmemiz mümkün değil. Ama bunun da teknolojisini getirirseniz formalara, sensörlerle, ona da karşı değilim. Orada da bir eşik ayarlarsınız, bir güç. Yani oyunun temposunu kesmiyor. Çünkü zaten gol olmuş ve oyunun temposu kesilmiş. Oyun akmıyor, oyun devam etmiyor. Bir hatalı gol verileceğine, gol VAR'dan doğru olarak iptal ediliyor. Şimdi gol olduğu anda zaten sevinç yapıldı. Oyun durdu. Oyunda bir tempo yok. Tempo ile ilgili bir sıkıntın yok. Oyun durduğu için orada herhangi bir inceleme yapılabilir. İnceleme 5 dakika süren bir inceleme de değil. O yüzden hani şimdi ceza sahası içerisindeki itmeler, çekmeler, eğer ceza sahası içerisinde her itmeye, çekmeye karışırsan %100 senin dediğin gibi olur. Çünkü o zaman 50 bin tane pozisyon buluyorsun futbolda. Ama bir de hani kör göze parmak durumlar var. Şimdi orada da müdahale etmesin mi? Abi ama işte bunun eşiğini belirleyemezsin sen. Mesela bugün sana çok net faul olarak gelen pozisyon başka birine yeterli olmayabilir. Ya da tam sınırda olan bir pozisyon. Hani yani Nacho Kimmich pozisyonu. Orada bir matematik yok. Anlatabildim mi? Bir matematiğin yok senin. Sen gözünün gördüğüne göre yorum yapıyorsun. Herhalde gözünün gördüğüne göre yapamayacağım. Diyorum ki ben de işi matematik olmadığı noktada VAR devreye girmemeli hiçbir şekilde diyorum. Bunu matematik, yani oradaki geri otomatik matematik çizgiyi çiziyor, ona güveniyorsun. O ama bu nizami şarjın üzerinde şarj ya da sınırda ya da değil. Al Musrati'nin kime yapmıştı Galatasaray maçında faali? Kime yapmıştı? Kime yaptı faul gördü Al Musrati? Galatasaraylı bir oyuncuya yaptı. Kırmızı kart mı? Kırmızı kart pozisyonu. O zaman orada karışmaması lazım. Evet, benim dediğim o bunu matematik olarak hesaplayamayacağına göre ama o şiddeti. Ama şimdi yani orada gözünün gördüğü diyorsun. Sen gözünün gördüğüne inan diyorsun. Ona göre konuşuyorsun. Sağdaki hakem görecek. VAR'daki değil. Sağdaki hakem kaçırdı. Ama VAR
bunu görebiliyor, sana gösteriyor, orta hakeme gösteriyor. Şimdi yani Al Nusrati'nin Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart. Hadi gel 100 kişiye soralım. Yani deli olması lazım kırmızı kart değil demesi için. Artık sen daha ne ispatı istiyorsun bundan daha fazla? Artık sana ne ispatlayacağız yani? Hani yan bağlarının esneme şeyini mi söyleyeceğim ben sana? Açısını mı söyleyeceğim onunla alakalı olarak? Daha oradan daha ne kadar olacak? Daha neyin ispatını istiyorsun sen matematik olarak? Öyle bir dünya yok. Şimdi orada eğer o kartı hakem kaçırdıysa ve senin elinde VAR teknolojin varsa, o şekilde de hakeme gösterebiliyorsan, pat diye gösterdi, bütün izleyenler gördü, 100 kişinin 99'u o pozisyonda kırmızı kart der. Herkes zaten biliyor kırmızı kart olduğunu. Şimdi burada neden bir takım bir kişi fazla oynamaya devam etsin elimde bu teknoloji varken? Sebebi yani de senin düşüncen, tabii ki saygılıyorum yani, bu zaten şu an senin sebebi de bunun sebebinin olması lazım. Söylüyorum zaten sebebini. Yani oyun durdu diye mi mesela, yani oyunun hızı kesildi diye mi? Sen oyunu bir dakika durdurmuyorsun, diğer tarafta bir takımı 30 kişi bir kişi fazla oynatıyorsun. Ama abi burada hep net örnekler üzerinden gittik. Zaten tabii ki örnekler var ama zaten arada örnekler de var. Tabii ki işte zaten 3 dakika durdu da şimdi onunla onu ayıramayacağına göre diyorum zaten, ben komple kaldırıyorum. Problem orada. Sana başka bir örnek vereyim. Livakovic Manay pozisyonu. Livakovic Manay pozisyonunda, Livakovic'in Manay'ın ayağına gelen darbe yeterli bir darbe değil. Al Musrati'ninki gibi sen ikna oluyor musun? Olmuyorsun. O geliyor o darbe. Ya Manay'ın ayağında, Manay'ın sol ayağıyla Livakovic'in sol ayağı birbirine temas ettiği anda Manay'ın ayağı kıpırdamıyor bile neredeyse. 100 kişiye sor. 15'i penaltı der belki. İkna edemedin bak. Hakemi de normalde ikna etmemen lazım. O zaman karışma işte var olarak. Ben sana diyorum ki bu kadar bir netlik varken, net pozisyonlar varken hangisine karışıp hangisine karışmayacağına karar ver. Burada peki işte yine aynı noktaya geliyoruz. Sen diyorsun ki standart olsun. 6 senede bu standart olamaz. Yani bu standartı oturtamazsın çünkü matematiği yok bunun. Ali abi gözün gördüğüne göre karışıp ya da karışmamaya karar veriyorsun. Evet. Şimdi senin dediğin, ben de aynı fikirdeyim. Penaltı yok o pozisyonda ama VAR karıştığına göre demek ki subjektif bir şey. O gözle görmemiş. Tamam, ama yanlış uygulama. Zaten tamam. VAR'la ilgili senin ama işte bu hep olacak o zaten. Bu tamam. Yanlış devam ama edecek. Burada sen istediğin kadar standart diyorum. Ben de azalabilir diyorum. Yani sen bu kadar net bir şekilde eğer ispat edemiyorsan, hakemler bunu aklına daha fazla yazdığı zaman, daha fazla tecrübe kazandıkları zaman artık büyük ihtimalle o pozisyonlardan uzak duracaklar. Yani adam diyecek ki burada bir müdahale var. Yani kendi değerlendirmesini, muhakemesini yaparken bir şey görüyorum ama bunu göstersem ikna eder miyim bu şeyle? Onu da karar verecek. Belki diyecek ki hayır ikna edemem, o yüzden göstermeyeyim. Gene hatalar olacak o tarz pozisyonlarda. Gri diyebileceğin pozisyonlarda, ama VAR'ın zaten özelliği gri pozisyonlardan kaçmak. Gri pozisyonları hakeme bırakmak. Hakemin gözüne bırakmak. Net pozisyonlarda müdahale etmek. Eğer net pozisyonlarda müdahale ediyorsa, tekrar söylüyorum yani bir takım neden 30 dakika bir kişi fazla oynuyor? Oradaki haksızlığı giderme fırsatım varken. Yani ben diğer taraftakinden kaçacağım diye daha büyük bir haksızlığı ortaya koyuyorum. İşte zaten burada güzel bir tartışma yapıyoruz. Futbola bakışımız farklı bu konuda. Yani ben haksızlık olabileceğin hayatta da bir sürü haksızlık var. Yani her yerde haksızlık var. Engelleyebildiğin haksızlıklar yani, da var. Yani. Ama engelleyebildiğin haksızlıkla sen yaşamayı kabul ediyor musun? Engelleyebildiğin bir haksızlıkla. Ama yani işte neyi götürmediği mesela önemli. Sana bir haksızlık yapıldı. Sen onu engelleyebilirsin ya da engelleyebilecek bir insanı tanıyorsun. O şu bu. Yöneticiyi tanıyorsun, onu tanıyorsun, bunu tanıyorsun yani. Sen bunu engelleyebilirsin. O zaman şey mi diyorsun? Hayatta haksızlıklar var. Evet var. Bu haksızlık da bana yapıldı. Benim bir şey yapmama gerek yok mu diyorsun? Yoksa çözmeye mi çalışıyorsun? VAR çözmeye çalışıyor. Problemi çözmeye çalışıyor. Ama daha iyi şekilde çözebilir mi? Ya da çözüp çözemeyeceği yerlerdeki kararını değiştirebilir mi? Ona bakmak lazım. Yani banka senin haksız yere ne bileyim bankadaki paranı başka yere gönderdi. Sen şunu mu diyorsun? Ya 5000 liramız gitti ama. Öyle demiyorum şey bak. Yok. Burada konuyu farklı yere getirdin. Ben olayı zaten hak üzerinden görmediğim için benim için Galatasaray'ın hakkı yenmiş, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş değil. Ben futbolu keyif almak için izliyorum. Benim için hata olması, birine haksızlık yapılması çok önemli değil. Ben evet kendime bir haksızlık olduğunu düşündüğümde bunu zaten söylerim. Doğru bildiğimi söylerim. Onda herhangi bir şey yok ama futbola ben o gözle bakmıyorum. Ben keyif almak için, tempo için. Türkiye'de de en çok sıkıntı yaşadığımız konu oyunun temposu. VAR'la birlikte o daha da düşüyor zaten hali hazırda.
Tartışma da bitmiyor Türkiye özelinde düşünürsek sadece VAR'da. O yüzden hani benim gözümde VAR çok 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 daha kısıtlı bir çerçevede kullanılmalı diye düşünüyorum. Ama bu büyük ihtimal olmayacak. Senin dediğin gibi devam edecek tahminen. Yani Wolverhampton da burada azınlıkta kalacak. O diğer kısım, o dediğin işte kırmızı kart hataları vesaire takımlar için çok daha önemli olacak. Wolverhampton'ın çok fazla destek bulacağını ben de zannetmiyorum. Ben kendi ideal düşüncemi söylüyorum. Bayağı da yorum gelmiş ama reklam vaktimiz de gelmiş. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şu anda Bitcoin'in fiyatı düne göre bir hayli farklı olacak. Şimdi paylaşacağım rakam $65,924. Düne göre %6.42 oranında bir yükseliş, $4,000'lık bir yükseliş söz konusu. Dün Amerika'daki enflasyon verisi beklentilerden iyi gelince hemen fiyat 61.000-62.000 bandından 65-66'lara kadar çıktı. Hatta BTC Türk'te 66.600'ü görmüş ama ona çok uzak değil şu andaki güncel fiyatı da. TL olarak da 2.121.121'de fiyat. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Şimdi iddia bölümündeyiz. İddia için güzel bir gün bugün. Bir kere TFF 1. Lig'de yükselme playoff karşılaşmaları var. Saat 17'de Bodrum Bolu Spor maçıyla başlangıç yapılacak. Saat 20'de de Çorum'la Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan bir üst tura çıkacak. Birbiriyle eşleşecek. Bu iki eşleşmeden gelecek takımlar. La Liga'da 3 maç var. 20.30'da Las Palmas Real Betis, 22.30'da Almeria Barcelona, 23'te de Real Sociedad Valencia karşılaşması var. Suudi Arabistan Ligi'nde de yine bugün bültende 3 maç var. İngiltere Championship yükselme playoff'u yarı final rövanş maçında Leeds United Norwich'i ağırlayacak. İlk maç 0-0 eşitlikle sona ermiş. Danimarka'da şampiyonluk grubunda playofflarda çok güzel bir maç. Yine Kopenhag Midtjylland. Orada takımların, 4 takımın puanı birbirine çok yakındı. Dün de hatta kritik bir karşılaşma daha oynandı. Brøndby ile Nordsjælland arasındaki Brøndby kazandı. Maç fazlası liderlik koltuğuna oturdu. Bugün bu maç berabere biterse 3 takım 59 puana gelecek. Kaç hafta var? Nordsjælland'de 56 puanda kalacak. Kaç hafta olduğunu da hemen fikstürden söyleyeyim. 2 maç kalacak geriye. Yani olağanüstü bir yarış var. Bugün iddiada değerlendirebilir. İsviçre'de yine şampiyona grubunda playoff'ta maçlar var. İsveç Ligi, senin çok sevdiğin Norveç Ligi'nden 8 maç var. Futbolun bülteni bu şekilde. Basketbolda da playoff serisi başladı Türkiye'de. Bugünün maçları henüz bültene girmiş değil. O hatırlatmayı yapayım. Ama bugün de bilgilendirme olarak Fenerbahçe ile Petkim Spor Beşiktaş'ta Manisa karşı karşıya gelecek. Dün de iki karşılaşma vardı. Anadolu Efes Türk Telekom'u 99-79 mağlup etti. Galatasaray'da Pınar Karşıyaka deplasmanda uzatmada 96-95 yine saf dışı, ya saf dışı değil, ilk maçı kazandı. Bir maç daha kazanırsa yarı finale çıkacak. Voleybolda da yine bugün millilerimiz Hollanda karşısında olacak. Yine favori 1-12'lik oranıyla. Yok mu maçın? Ha, benden bir şey bekliyorsun. Tabii, ne bekleyeceğim? Norveç Ligi'nde ilk haftalar inanılmaz golsüz geçti. Böyle 1-0'lar, 1-1'ler falan gördük. Hatta bir hafta zannedersem tüm maçlar 2.5 gol altı bitti. Herkes şoktaydı. Norveç büyük bir şey yaşadı, deprem yaşadı bu konuyla alakalı olarak. Bizim ligin gollerine ne oldu diye. VAR devreye girdiği için olabilir mi acaba? VAR devreye girdi. VAR bu sene girdi dedin. O yüzden işte sen ve senin gibi düşünenlerle beraber Norveç ligindeki goller kurudu.
Geçtiğimiz hafta biraz kendi standartlarına geldi. Bayağı gollü karşılaşmalar oynandı. Hatta iddia diliyle 3.5 gol üstüne doğru giden karşılaşmalar oynandı. Bugün de mesela Bodo tabii Tromsø karşısında çok net favori. Tromsø sezona pek iyi başlayamadı. Bodo da çok üst seviyede başlayamadı ama genel olarak maçlarını kazandı. Bugün biraz daha böyle ilk yarıda gollerin olabileceği bir karşılaşma olabilir. Brann Sandefjord'da yine goller bekliyorum. Fredrikstad Strøm Godset'te de ev sahibi takım kazanabilir. Onlara alt ligden gelip bayağı iyi işler yaptılar şu ana kadar. Hem iyi oynuyorlar hem de iyi sonuçlar alıyorlar. Bu 3 maç ön plana çıkartılabilir. Norveç liginde. Diğer ligler için de pek bir şey söylemeyeyim. Çünkü çok dikkatli bakmadım açıkçası. Birincilikteki oranları söyleyeyim ben de. 17'deki Bodrum Boluspor maçında Bodrum 1.63'lük oranıyla maçın ve turun favorisi konumunda. Çorum Kocaeli Spor'da ise Çorum 2.02, Kocaeli Spor 3.12'lik orana sahip. Burada da tabii ev sahibi avantajları var Çorum'la Bodrum'un. İtalya'da da yine alt tarafta Bari Ternana müsabakası da günün önemli karşılaşmalarından birisi. Almeria Barcelona'da Barcelona 1.30'la maçın mutlak favorisi. Sociedad Valencia'da da Sociedad 1.51'le maçın favorisi konumunda. Bugün biraz oranlar netleşmiş gibi, bir tarafa doğru kayıyor gibi gözüküyor. Şimdi iddia bölümündeyiz. Geçen gün de iddiayla ilgili uzun vadeli seçenekleri karıştırıyordum. Türkiye'nin grubunda Türkiye ve Portekiz'in gruptan çıkmasına şu an 1.92 oran veriliyor. Çok iyi bir oran değil mi? Gruptan çıkması mı, ilk ikiye girmesi mi? İşte ilk. Mesela üçüncü olup da girmesi. İlk ikiye girmesi. Üçüncü olup da gruptan çıkabilir. İlk ikiye girmesi. Doğru söylüyorsun. İlk ikiye girmesine. Ne diyorsun? İyi bir oran. Çok iyi bir oran. Oran olarak bakarsan iyi. Denenebilir orandan. Keşke gruptan çıkma, o daha da düşüktür. Üçüncülüğü de hesaba kattığı için. Üçüncülüğü de hesaba katmıyor ilk iki. Güzel oran. Çok ama güveniyor musun mesela milli takıma? Çok umutlu tabii olsak da. Bilmiyorum, ben bir taraftan da şey yapamıyorum, emin olamıyorum. Çok sevsem de hani milli takımımızı. Sendeki şüphecilik şey olduğu için, baki olduğu için normal. Hani ama hani Gürcistan ve Çekya karşısında genel olarak o iki takımın geride bırakabileceğini düşünüyorum ben milli takımın. Yani o iki takımdan 4 puan ya da 6 puan alabiliriz. Evet, bakalım. Sen o zaman deneyeceksin bu oranı gibi yani anlıyorum. Yani we have Hamit Altıntop, they don't. Evet, sırf Hamit Altıntop varken bile güveniyorsun yani bu oranı. Hadi inşallah, bakalım. İnşallah kazanırsın oynarsan. Az önceki konuyla ilgili yorumlar gelmiş. Biraz onları eritelim. Batuhan, bence Mert'i İsveç'e gönderin. Bu konu burada kapansın demiş. Halil Demir, benim anlayamadığım var doğru karar verdiği için mi Sayın Mert Adam itiraz ediyor demiş. Tabii ki var doğru karar verdiği için itiraz etmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Bu arada Galatasaray maçı değilmiş. Şimdi sen deminki konuya döndün. Hı-hı. Fenerbahçe maçıymış. Al-Nusrati'nin gördüğü kırmızı kart doğru. Arada baktık. Yaptığı faal yaptığı oyuncu da Fred. Evet, onu düzeltelim. Yoksa rahat uyuyamazdık bu gece. Burak Erem bana çok sert bir eleştiride bulunmuş. Futbolun F'sinden anlamayan birinin varın nasıl olması gerektiğini tanımlamasına bak, özgüvene bak demiş. Dinleyicimizin ağır eleştirilerine aşinayım, alışkınım. Selamlar iletiyorum kendisine buradan. Ciddi anlamda hiç biliyorum kendisini. Sürekli mi seni ağır eleştiriyor? Evet evet, beni ağır eleştiriyor. Galatasaray Kulübü de üyesi, profilinde de var. Kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. Ayan Sevim, o da az önceki bilgiyi düzeltmiş. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçları karışmıştı. Boris, hayatımızdaki her şeyin robotikleştiği bir dönemde VAR'dan kaçmanın anlamı yok. Zamanla VAR da hakemlik de büyük oranda robotikleşip insandan bağımsız hale gelecek. Şu an sadece gelişim sürecini yaşıyoruz. Nihai noktaya varmak için bu süreçleri yaşamak durumundayız deyip güzel bir pencereden bence konuya bakmış. Hakan Yılmaz Kimih pozisyonda bana katılmadığını söylemiş. Yine aynı dinleyicimiz Boris, kişisel tercihlerden ziyade genel kabule göre yorum yapsanız daha iyi olur. Ara ara bu hataya düşüyorsunuz ve sıkıcı bu demiş. Açıkçası hani sıkıcı değil demiyorum, öyle bir iddiam yok ama kişisel tercihlerden de tabii ki konuşacağız. Futbol bu, yorum yapıyoruz. Dün Aziz Yıldırım gerçi yorumcuların neye yorum yapıp neye yorum yapmamasıyla alakalı da bir çerçeve çizdi. Özellikle bu yönetimlerin vermesi gereken kararlarla alakalı olarak, ama kendi de farkında. Bunundan kaçarı yok. Yani biz Fenerbahçe'nin teknik direktörü konusuyla da ilgili
yorum yapacağız. Başka belki üzerimize vazife olmayan, sonuçta biz icracı değiliz burada, yorumcuyuz. Yapacağız, bizim mesleğin de getirdiği şeylerden birisi bu. Erdem Özkan var, hakeme ne gördüğünü soruyor diye biliyorum çağırmadan önce. O noktada hakem müdahaleyi gördüğünü ama faal olarak değerlendirmediğini söylerse var zaten bir şey diyemiyor demiş. Evet, varın zaten en büyük problemlerinden biri de bu gördüm görmedim kısmı. Ona göre kararların değişebiliyor olması. Burada da işte bir standart oluşması çok kolay gözükmüyor. Sel demiş ki VAR konusunda söylediklerinin çok mantıklı ama ben de Ali abi gibi düşünüyorum demiş. Milyonlarca insanın hayatında çok yer kaplayan bu sporda mümkün olan en az hata olmalı. Tanrı'nın eli olan gol bize olsa yıllarca atamazdım üzüntüsünü mesela demiş. Ve yine o golde bir şey yok, temiz bir golü. Evet, o dönem VAR olsa VAR hakeme sorardı, gördün mü? Gördüm, bir şey yok. Net şekilde Maradona'nın kafasına çarpıyor pozisyon. Yani mesela orada hakem gördüm bir şey yok dese. Dünya şampiyonluğumuzu böyle şey yapmayın, lekelemeyin. Direkt olarak ben şeyi görüyorum, kafasına çarpan bir top görüyorum orada. Evet, herkes öyle görüyor zaten, Arjantin'de olanların herkes öyle. Hakan Bey de futbolun eskisi gibi olması konusunda katılıyorum sana. Ama bunun olabilmesi için futbol ekonomisi ölçeğinin de eskisi gibi olması gerekiyor maalesef. İddialar, bahisler, 100 milyon euroluk transferler, yayın hakları ve benzeri, haksız mıyım demiş. Evet, yani burada haklı haksız meselesi değil zaten. Ben Ali abi veya işte Ali abi gibi düşünenler haksız diye bir iddiam yok. Ben sadece böyle olması benim penceremden daha iyi olurdu diyorum. Yoksa bu Ali abin dediklerine haksız diyeceğim bir nokta yok zaten. Diyelim, sonlarımıza gidelim. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Son bölümdeyiz. Hızlı hızlı birkaç haber paylaşacağım. Dün Uğurcan Çakır'ın yeni temsilcisi William Davia Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı ve flaş bir ifade kullandı. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle transferi için görüşüyoruz. Galatasaray üst düzey bir kulüp ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz dedi bu açıklama. Önümüzdeki sezon Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da devam etme ihtimalinin çok çok zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Ertuğrul Doğan da aslında geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'la ilgili bir açıklamada bulunmuş. Onun Avrupa'da oynama düşüncesinden bahsetmişti. Büyük ihtimal bu yaz dönemi artık bu birliktelik sona erecek ve Trabzonspor kaleci bölgesi içinde bir takviye yapmaya çalışacak gibi gözüküyor. Tabii yerli olarak alternatif çok fazla yok. Elinden bir isim çıkarabilir. Muhammed Tağtepe şu anda ikinci kaleci. Onur Alp genç isim, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında, belki onun ikinci kaleci olduğu bir düzen olabilir ama benim bildiğim Abdullah Avcı kalede çok fazla genç oyuncu tercih etmez. O bölgede riske girmez. Daha deneyimli bir isimle yola devam eder. Diğer bir haber, o da Fenerbahçe'nin teknik direktör konusuyla alakalı olarak Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Aziz Yıldırım'ın tek adayının Mourinho olduğunu, Ali Koç'un ise Mourinho'la birlikte toplam 3 ismi düşündüğünü söylüyor. Mario Branco'nun da yeni sezon için teknik direktör konusunda görüşmelere başladığı söylenmiş. Acaba diğer 2 isim kim? Ali Koç'un kafasındaki Conte olabilir mi? Onlardan birisi Gallardo son dönemde. Süper Lig'de de adı böyle anılmaya başlandı. Bakalım o isimler de ortaya çıkacak mı? Gallardo demişken Sabah gazetesinde bir haber var. Gallardo Beşiktaş'a önerilen teknik direktörlerden biri olmuş. Bu ufak bir detay. Asıl haber yönetim kurulu içerisindeki teknik direktör konusundaki oy dağılımları yazılmış. Bu bir istihbarat. Ne derece tabii gerçeği yansıtıyor bilmemekle birlikte. 7 yöneticinin 3'ü Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek isterken, ikisi Şenol Güneş'i, biri Nuri Şahin'i, biri de yabancı bir ismi görmek istediğini ifade etmiş. Ağır basan isim yönetimde habere göre Sergen Yalçın. Bakalım bu konu daha uzun süre konuşulacak, en azından 23 Mayıs'a kadar. Barış Alper Yılmaz'la yine ilgili bugün Milliyet'te dikkat çeken bir haber.
Fenerbahçe derbisine tam 6 Avrupa kulübü Barış Alper'i tribünden takip edecek denmiş. O kulüp isimleri Tottenham, West Ham, Aston Villa, Juventus, Roma ve Lille olarak belirtilmiş. Burada Lille'in parası tabii bu transfere pek yetecek gibi gözükmüyor. Satışa bağlı olarak belki çıkarabilir tabii ki. Bilemiyorum. Hani Lille'in gömülü 150 milyon eurosu vardır ya yaptığı oyuncu satışlarından. Ama ne oldu? Ajax'da ekonomik problemlerdi şu anda. O kadar satış yaptılar. Belirleri doğrulmuyor. Yani onu da anlamış değilim. Fransızların vardır ya. Yok, Lille de bir ara finansal fair play'den şeydi. Benfica'lar, Porto'lar hepsi hani bu kadar iyi satış yapan takımların da bakma sen öyle satışlara. Yok mudur diyorsun parası? Bence yoktur. Hani bir satış olursa elindeki şimdi Jonathan David var. Onu belki satarsa oradan belki bir şey ama hali hazırda bu diğer takımlara kıyasla söylüyorum tabii ki. Çünkü Premier Lig'den 3 takım var. Tottenham, West Ham, Aston Villa. Onlar öyle büyük bir satışa ihtiyaçları da çok yok. Gerçi orada da yine hani ben çok iyi bir tablo çizdim. Fakat Premier Lig takımlarının bazılarının da ekonomik anlamda işi zor. Yani Everton, Nottingham Forest, Wolverhampton mesela onlar da bu yaz döneminde öyle açılamayacaklarmış. Açıklamaları o yönde. Yani Premier Lig de sanki biraz ekonomik anlamda eski gücünü kaybedecek gibi gözüküyor bazı takımlar. Ya o takımla alakalı, Premier Lig'le alakalı değil. Premier Lig çünkü inanılmaz arttırdı. Neredeyse 1,5 katına çıkardı yayın bedelini. Takımların aldığı paralar çok yüksek paralar. O takımın kötü yönetimiyle yaptığı yanlış... Everton çok para harcadı biliyorsun bir ara. Yani James Rodriguez'lerden tut. İnanılmaz paralar verdiler oyunculara. Ama hani şu yüzden dedim. Şimdi daha çok cezalar çıkmaya başladı ya. Premier Lig'de bunlara alışkın değildik biz önceden. İşte o kötü yönetimle alakalı. Hani takımları kötü yönetimle alakalı. Eğer öyle yaparsan cezayı da alırsın. Zaten güzel olan tarafı da o. O cezaları vermeleri. Hep onu ben savunuyorum ya. Evet. Sana o kadar para veriyorlar. Sen o para içerisinde de hala bunu beceremiyorsan artık onu hak ediyorsun demektir. Burada da benim takip ettiğim bir İngiliz gazeteci City'ye olan o iddiaların herkes hala... Herkes eşit, City daha eşit. Mesela sen hoşuna giden şey aslında herkese de uygulanmadığı iddia ediliyor. Ben o kadar yakından takip etmiyorum. İşte City'de kesin bir kayırma var. Kesin yani. O da söyleniyor bir taraftan. Everton'ı buldunuz. Hani Nottingham Forest'ı buldunuz. Şey gibi. Hani bu bizdeki şampiyonluk sayısıyla alakalı gibi hep süpürüyorlar. Karar vermiyorlar. Vermiyorlar yani. Aynen. Uzatıyorlar yani o iş. Aynen. O işte bir tane muhabir takılmış buna. Sürekli önüme düşüyor takip haklı ettiğim içinde. 9.50 saatlerimiz bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. İddaa Radyo Spor.